akşamlar. Hoş geldiniz. Böyle yağmurlu, soğuk bir İstanbul akşamında İlke Derneği'nde sizleri ağırlamanın hakikaten mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz teker teker hoş geldiniz. Kıymetli mensuplarımız, kıymetli camiamızın insanları. İlke'nin Kültür Derneği tarafından hazırlatılan Orta Doğu'da İslamcı Siyaset Değişim Süreci Müslüman Kardeşler ve NAHTA başlıklı araştırma raporunun sunumuna hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz gibi kısaca ben derneği tanıtmam gerekiyor. İlke'ye nasıl bir derneğe geldiniz, neresi burası? İlke İlim ve Kültür Derneği, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği, Gönül Kuşağı Derneği ve İlmi Yetikler Derneği gibi pek çok hayır ve hizmet kuruluşuna öncülük eden ve destek olan iradenin bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirme amacıyla 2010 yılında kurduğu henüz Suçeyburnu'nda genç bir sivil toplum örgütü efendim. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere ilmi çalışmaları destekleyen ve ihtiyaç gördüğü alanlarda araştırma yayınları ortaya koyan İlke Derneği, geçen ay bildiğiniz gibi ya da takip edebildiyseniz kamuoyuyla paylaştığı Türkiye'de din eğitiminin dönüşümü başlıklı rapor ile farklı mecralarda önemli tartışma başlıklarının açılmasına vesile olmuştu. Keza bu akşam da burada üç genç araştırmacımız, Muhammed Tahir Kılavuz Beyefendi, Hüseyin Mercan Bey ve Süleyman Güder Beylerin titiz bir çalışma sonucu ortaya koydukları Orta Doğu'da İslamcı siyasetin değişimi sürecinde Müslüman Kardeşler ve NAHTA başlıklı araştırma raporunu sizlere takdim edeceğiz efendim. Raporun sunumunu araştırmanın üç müellifinden ikisi olan, biri maalesef şu an yanımızda, aramızda değiller, yurt dışındaki bir programından dolayı, üç müellifinden ikisi Muhammed Tahir Kılavuz Bey ve Süleyman Güder Beyler tarafından yapılacak. Ardından bu raporun, bu araştırmanın müzakeresine geçilecek. Yine bu müzakere içinde kıymetli ilim insanları İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Hal İbrahim Yenigün Beyefendi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Süleyman Erik hocamız da bu raporun müzakeresini gerçekleştirecekler. Ardından da nasipse sizlerin soruları eşliğinde programımızı ilerletmeye çalışacağız. Bunlara cevaplar aramaya, yeni sorular peşinde koşmaya çalışacağız. Şimdi sunuma geçmeden önce ben derneğimizin kıymetli başkanı Davut Şanver Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Kendisinden bir selamlama rica ediyorum. Buyurun. Efendim Cumhuriyet'e hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gecenin ilerleri için. Tabii bugün akşamki konumuz belki lise 5'i bizim yaşlarda olan insanlar arasından oldukça önemli bir başlık. Gerek İhval-i Müslümin, yani Müslüman kardeşler, gerekse NAHTA, İslam coğrafyasındaki etkiler açısından düşündüğünde özellikle 80'li yıllara damgasını vurması açısından Müslüman kardeşler ve bugün Arap Baharı diye nitelediğimiz süreçte NAHTA hareketleri aslında geçmişten belki günümüze taşındığında daha da önemli, daha anlaşılması zorunlu hareketler haline gelmiştir. Tabii İhvan-ı Müslümin'in özellikle Türkiye'de 80'li yıllarda oluşan İslamcı hareketlerin oluşmasında, şekillenmesinde çok ciddi etkileri olduğunu hepimizin malumudur. Belki bu etkilerin Türkiye'deki yapılanmalar hem olumlu hem de olumsuz etkiler üzerinde belki başlıca bir başlıkla konuşmak da gerekebilir. Ancak bugün genç arkadaşlarımızın çalışmaları daha ziyade bu Arap Baharı'yla da biraz aktüelleşen bu iki hareketin ne olduğunu anlamaya yönelik bir çalışma olarak düşünülürse daha yerinde olur sanıyorum. Tabii yani İslam dünyasını, İslami hareketleri, ülkelerin siyasi hareketlerini anlamak açısından konjonktürel bir takım şeyleri değerlendirmek çok kısa zamanlarda için bunu yapmak çok riskli. Yani bugün ismini Arap Baharı dediğimiz ama Suriye'deki son gelişmelerden sonra sonbahar mı yoksa ilkbahar mı olduğu konusunda hemen bir takım itiraflara da konu olan bu tip gelişmelerin belki biraz daha 10'lu 20'li yıllarda sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilebileceğinizi takdir ediyor. Bunun sizin tarafından böyle takdir edileceğini düşünüyorum. Bizim de yine acele bir takım erken yorumlardan kaçınıp aslında ülkelerin nereden nereye geldiğini, Müslümanların hangi siyasi, sosyal kırılmaları yaşadıklarını anlamaya çalışmanın bu hareketleri yargılamaktan daha önemli olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bu çalışmadan netice itibariyle gerek İhvan'ı gerekse NAHTA'yı yargılamaktan çok doğru anlamaya yönelik bir çalışma olarak düşünülmüştür. Biz kendi açımızdan böyle düşünüyoruz. İnşallah bugün
Özellikle bu hareketlerden uzunca yıllar tercümeler yoluyla nasiplenmiş Türkiye'deki İslami hareket açısından da faydalı bir takım çıkarımların yapılabileceğini umut ediyoruz biz. Tabii ilki olarak bu sene bizim ismine İslamcılık ya da İslami çalışmalar dediğimiz bu bağlamda pek çok çalışmamız oldu. Gerek Türkiye'de İslami çalışmalar içerisinde bulunan arkadaşlarımızla, dostlarımızla çeşitli toplantılar yapmak şeklinde, gerekse yine başlarında İslamcılık olan değişik araştırma raporlarıyla bu konudaki birikimlerimizi artırmaya, belki bu nedameli süreçlerde biraz daha sakin durup mutfakta sakin sakin çalışmayı tercih etmeye çalıştık. Bu çalışmada onlardan bir tanesi. Bizim bu çalışmalardan moral ettiğimiz diğer bir fayda da biraz sonra kendilerini takdim ederken de göreceğiniz gibi genç arkadaşlarımızın gerek İslam'ı anlama ve yaşama konusunda, gerekse İslam dünyasını tanıma konusunda biraz da kendilerini geliştirmeyi de öncelikten bu çalışmalarına destek verdiği ilki olarak benimsedik. Bu çalışmalarımız inşallah sürecek. Ben böyle soğuk ve miladi 2012 yılının son günlerine tesadüf eden bu çalışmamıza gelerek bizleri şereflendirdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyice çalışmalarda sizi aramızda görmekten mutlu olacağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İnşallah çalışmamız bereketli olur. Davut Şanlı abiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi raporun sunumuna geçeceğiz. Geçmeden önce ben kıymetli araştırmacılarımızı, burada olanları sizlere kısaca tanıtmak istiyorum yerlerini alırken onları da. Süleyman Güder Bey, araştırmacılarımızdan Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde A Comparative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States, Brazil and Venezuela in the 21st Century isimli uzunca bir teze imza atmış abimiz. Yüksek lisans derecesini aldı. Latin Amerika siyaseti, Türk dış politikası, güncel Orta Doğu siyaseti ve sosyal hareketler konularında araştırmalar yapan Süleyman Güder, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Diğer bir araştırmacımız Muhammed Tahir Kılavuz beyefendi, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisi, aynı zamanda araştırma görevlisi. Lisans eğitimini 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında tamamlamış. Ayrıca 2010-2011 yılı içerisinde Sciences Po Paris, yanlış okumuyorsam, Fransa'da değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. Akademik ilgi alanları otoriter rejimler, demokratik teori, rejim değişimi, Orta Doğu'da toplum ve devlet, siyasal İslam, Avrasya enerji politikaları ve toplumsal değişim kavramıdır. Şimdi raporun sunumunu kendilerinden dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Sizlerle bir yıllık bir araştırma ürünü olan bir raporun sonuçlarını paylaşacağız. Raporumuzun başlığı Orta Doğu'da İslamcı siyaset. Değişim sürecinde Müslüman kardeşler ve Nahda başlıklı bir rapor olacak. Raporumuz iki temel başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Mısır'dan Müslüman kardeşleri ele almaktadır. Raporun bu kısmında öncelikle hareketin kuruluşundan 2011 yılına kadar gelinen sürecin kısaca değerlendirmesi yapılmıştır. Sonrasında hareketin Mısır'daki liderler Cemal Abdülnasır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek dönemlerinde izlemiş oldukları politikaları kısaca değinilmiştir. Sonrasında hareketin temel bazı konulara, özellikle de 2011 sonrası temel bazı konulara, bunlardan demokrasi, dış politika, küresel güçlerle ilişkiler, din devlet meselesi, sekülerizm ve kadın meselesi olmak üzere temel bazı politikalara değinilmiştir. Raporun ikinci bölümünde ise değerli arkadaşım Muhammed Tahir Kılavuz'un detaylı olarak size anlatacağı Tunus'tan Nahda hareketi ele alınmıştır. Yine bunun da konumlandırılması Mısır'daki
Müslüman kardeşlerin korunmasına, incelenmesine benzer bir tarzda ele alınmıştır. Yalnız burada ülkelerdeki temel farklılıklar dikkate alınarak bazı değişiklikler de yapılmıştır. Çalışmanın amacına geçersek, bu çalışma ile bizim arkadaşlarla muradımız değişim ve süreklilik bağlamında Müslüman kardeşleri ve Nahda'yı ele almak ve bundan sonraki süreçte nasıl bir seyir izleyebileceklerine dair bir projeksiyon sunmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla bunu yaparken hareketlerin kullanmış oldukları söylem, izlemiş oldukları siyaset temelde odağımızda olmuştur. Bunu yaparken yöntem olarak kendimize yargılama eksenli değil, anlama eksenli bir bakış açısını düstur edinmişizdir. Yani bölgeye dair açıklamaları ikinci, üçüncü kaynaklardan, ön yargılardan muaf tutarak, doğrudan bizzat iletişim kurarak incelemeye çalıştık. Ve bu hareketlerdeki eğer var ise temel bazı değişimleri, dönüşümleri, değişimlerden ve dönüşümlerden hangilerinin kendi hür iradeleriyle, iradelerinden kaynaklandığını, hangisinin zamanın baskısı, küresel güçlerin baskısı, yerel siyasetin baskısından kaynaklandığını tespit etmekte raporun başlıca amaçlarındandır. Bu araştırmayı yaparken literatürde yaygınca yapılan ikinci, üçüncü kaynaklardan değil, bizzat özellikle Mısır ve Tunus için Arapça, ayrıca Tunus için Fransızca kaynakların dışında İngilizce ve Türkçe kaynakları da kullanmış bulunmaktayız. Bununla birlikte yöntem olarak mülakat sistemini de araştırmamıza yedirmiş durumdayız. 17-25 Temmuz tarihli 2012 tarihlerinde Mısır ve Tunus'tan 13 kişiyle önceden belirlenmiş soru protokolleri etrafında derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu vesileyle mülakatlarımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve raporun yazılmasında bize destek olan yardımcı doçent doktor Lütfü Sunar'a, Süleyman Eli'ye, İsmail Yaylacı'ya, Vahdettin Işık'a, Beşir Eryarsoy'a, ilçe araştırmacılarına, Ömer Faruk Korkmaz'a, Ramazan Yıldırım'a, Aydoğan Kalabalık'a, Hamdi Yıldız'a, Sena Elbenna'ya, Ömer Faruk Tokat'a, Muhammed Emin Sarat'a, İbrahim Buizzi, Enver Mısırlı, Anadolu Ajansı, Kahire ve Tunus temsilciliklerine ve en önemlisi de bu çalışmanın hayata, bu projenin hayata getirilmesinde sağlamış olduğu her türlü katkıdan dolayı ilke yürütme kurulu ve mütevelli heyetine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Konunun önemine gelirsek, bildiğiniz gibi Arap Baharı sonrasında İslami hareketlerin Orta Doğu'da mevcut siyasete etkileri artmıştır. Bununla birlikte bu ülkelerin yönetim ahlakı ve İslam medeniyetinin yönetim ahlakı ve siyasi tecrübesinden beslenerek yeni dünya tasavvuru kurma ihtimalleri bizim için, bu ülkelerin ayrıca incelenmesi için, İslam dünyası için, Müslüman dünya için yeni bir bakış, yeni bir kavrayış ve yeni fırsat ve umutlar için önemli doneler sunacaklardır. Bildiğiniz gibi
her ne kadar 20. 21. yüzyılda modernleşme tecrübesiyle maruz kalmış olsalar bile gerek Tunus, gerekse Mısır, özellikle de Mısır kendi geleneklerinden, İslam ilim geleneklerinden bir kopuş göstermemişlerdir. Bu bakış açısıyla bize önemli doneler sunacaklardır. Bununla birlikte elbette ki henüz cereyan eden, sonuçlanmamış bir olayın incelendiğinin farkındayız. Fakat tarihi bir vakıanın yaşandığı bir dönemde herkes gibi bu ülkenin sakinleri, bu ülkenin akademisyenleri olarak oturup sonuçlanmasını bekleyemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Dolayısıyla mevcut durumu anlamak, anlamlandırmak ve sonrasında analiz etmek bizim temel amaçlarımızdan olmuştur. Bunu söylerken Henry Kissinger'ın bir sözü vardır. Onu hatırlatmak isterim. Devlet adamıyla akademisyeni karşılaştırırken birkaç noktayı temas eder. Bunlardan birincisi, devlet adamının elinde bir şans vardır, tek bir hakkı vardır, tahmin etme hakkı vardır. Yanılırsa iktidardan düşer. Ama akademisyenin böyle bir durumu yoktur. Akademisyen yanıldığı zaman tekrar çalışmalarını revize etmek gibi bir şansı vardır. Ve her zaman seçeceği konuyu seçme hakkı vardır. Bununla birlikte bölgedeki değişimi ve dönüşümü anlamak, Orta Doğu'daki bundan sonraki değişim ve dönüşüm süreçlerine dair bizlere önemli ipuçları sunacaktır. Niçin Müslüman kardeşler ve niçin Nahda hareketi? Orta Doğu Arap coğrafyasına açılan bir kapı olarak Mısır, Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı olarak Tunus seçilmiştir. Mısır'ın İslam dünyasındaki önemi, ağırlığı, Tunus'un bölgesindeki olayları etkileme potansiyeli yine bu iki hareketi seçmemizde önemli bir neden olmuştur. Bununla birlikte tarihsel ve mevcut birikimleriyle bu iki hareketin kendi ülkelerinde temsil kuvvetlerinin yüksek olması da ayrıca bunun seçilmesinde neden olmuştur. Bununla birlikte her iki hareket de Arap Baharı sonrası dediğimiz süreçte, süreç sonrasında ülkelerinde hükümet olma konumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla Mısır'a, Tunus'a, Mısır'ın ve Tunus'un geleceğine dair fikir açısı edinmek için bu ülkelerin incelenmesi kaçınılmaz olarak gözükmüştür. Araştırmanın önemli ayaklarından biri olan Müslüman kardeşlere gelirsek, araştırmanın ilk bölümünde, bu bölümün ilk kısmında Müslüman kardeşlerin doğuşu incelenmiştir. 1928, hilafetin kaldırılmasından sonraki süreçten başlayarak hızlıca, çok fazla vakit kaybedilmeden hızlıca sonraki süreçlere değinilmiştir. Sonraki süreçte Müslüman kardeşlerin sadece Bilad-ı Şam'a değil, Mağrib'e, Anadolu'ya, Hint halkasına ve Balkanlara kadar ulaşmış etkisi, bunun Müslüman kardeşlerin tecrübesi tüm bu coğrafyalara yayılmıştır. Bununla birlikte Tunus'un da, Tunus'taki Nahda kardeşinin de dahil olduğu birçok İslami hareketlerin ilham kaynağı olmuştur. Çalışmanın bölümlerine kabaca, hızlıca değinirsek, siyasal ve toplumsal bir aktör olarak Mısır'daki etkileri,
Nasır, Sedat, Mübarek dönemlerindeki temel politikaları incelenmiştir. Bunların baskılı ve yasaklı yıllarda izlemiş oldukları politikalara dair temel tavırları ve duruşları incelenmiştir. Muhalefet yapma imkanları, hangi şartlar altında muhalefet yaptıkları incelenmiştir. Burada detaylarına giremeyeceğim. Bununla birlikte tarihsel süreçte Arap Baharı öncesinde 1990 sonrası ıslah hareketi ve yeni kavramlar, demokrasi, insan hakları, kadın meseleleri yeniden tartışmaların gündeme geldiğini görmekteyiz. Bununla birlikte Müslüman kardeşler 2005 yılında gerçekleşen parlamento seçimlerinde bağımsız adaylarla %20'lik bir başarı elde etmiştir. Bu Mısır siyasi hayatında politik bir depreme neden olmuştur. Böylece Müslüman kardeşler Mısır siyasetine cılız da olsa, sınırlı da olsa bir muhalif siyasi hareket olarak girmiştir. Yine Müslüman kardeşlerin özellikle 2011 sonrası sürece gelirsek, çok detaylarına girmeden kabaca temel bazı noktalara değineceğim. Birincisi, devrim sonrası Hürriyet ve Adalet Partisi ve Müslüman Kardeşler Cemaatinin dini siyasal hayattaki etkisi bağlamında incelenmiştir. Buradan kastım, hareketin lideri ile siyasi lideri, şu anki mevcut Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki ve bunun da ötesinde hareketin bu ilişki sürecinde, temel karar verme sürecinde nasıl bir tavır takındığı araştırmanın özellikle ilgilendiği noktalardan biri olmuştur. Ayrıca Mısır'da daha önceki yıllarda az da olsa muhalefet durumunda olan İhvan Müslümin'in 2011 sonrası dönemde hükümet olduğunu görmekteyiz. Bu da ayrıca incelenen noktalardan biri olmuştur. Yine hareket içerisinde 90'larda başlayan ama özellikle 2011 sonrası alevlenen nesil çatışmasının temel bazı yaklaşımlara etkisi, demokrasiye, insan haklarına, küresel güçlerle ilişkilere dair etkisi incelenmiştir. Bununla birlikte bir bölgesel güç olarak Mısır'ın sadece Arap Orta Doğu'nun olsunun lideri mi yoksa bölgenin liderliğine mi soyunup soyunmadığı araştırmanın bu kısmından incelenen önemli kısımlardan biridir. Bununla birlikte yine de bugün hala etkilerini sürdüren demokratikleşme sancıları ve eski rejim direnişi meseleleri Müslüman kardeşler kısmında özellikle ilgilenilen ve belki de önemli gelişmelerin yaşandığı bugün de Müslüman kardeşlerin asker ile eski rejim temsilcileriyle girmiş oldukları ilişki araştırmanın bu bölümünde özellikle incelenen kısımlardan olmuştur. Ben araştırmanın nahta ve araştırma bulgularının paylaşıldığı, raporun paylaşıldığı bu kısmını sunması için Tahir kardeşimizi buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Soru-cevap faslından çok fazla soru-cevap faslını ilerlemek için hızlı bir şekilde bundan sonra devam etmeye çalışacağım. Süleyman Hocam da belirttiği gibi ben bizim yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz raporun Nahda Hareketi kısmını sunacağım ve sonrasında da bulgularımı sizinle paylaşacağım. Nahda Hareketi her ne kadar Müslüman Kardeşler Hareketi'nden ciddi anlamda etkilenmiş olsa ve bir anlamda amaçları bakımından ciddi benzerliklere sahip olsa da kurulduğu dönem, bunun haricinde Tunus'un kendine has özellikleri ve bunun gibi sebeplerden dolayı bazı konularda Müslüman kardeşlerden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bu durum bu iki hareketi karşılaştırmayı çok daha anlamlı kılmaktadır. Raporda biz geniş bir şekilde Nahda Hareketi'nin kurulduğu
kuruluşundan itibaren, hareketin kuruluşundan önce, İslami hareketin ilk ortaya 60'lı yıllardan itibaren Tunus'taki İslami hareketin geçirdiği serüveni anlatmaya çalıştık. Tabii buradaki zaman sınırlamasından dolayı onlara girmeyeceğim. Nahda'nın bazı konulardaki fikirleri ve bir değişim olup olmadığı konusunda bir özet sunmaya çalışacağım sizlere. Ancak bunun anlaşılması için öncelikle Tunus'un siyasal ve toplumsal yapısının iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi Tunus'un kendine has bazı özellikleri var. Tunus siyasal hayatına baktığımızda özellikle otoriterlik ve laiklik kavramlarının modern Tunus'ta, bağımsızlık sonrası Tunus'ta çok ciddi anlamda rol oynadığını görüyoruz. Tunus 1956 yılında Fransa'dan sömürgelikten bağımsızlığını ilan ediyor. Bundan sonra Bourguiba bildiğiniz üzere otoriter bir rejim kuruyor. Ancak bu otoriter rejimin temeline kuvvetli bir laiklik yerleştiriyor. Çünkü Bourguiba'nın amacı bir anlamda Fransa'dan siyasi olarak bağımsız ancak Batı'yla entegre bir sistem kurmak. Bunu yapmak için de ciddi anlamda seküler modernleşme reformları gerçekleştiriyor. Hatta bu reformlar ciddi anlamda Türkiye'deki Kemalist reformlarla benzeştiriliyor. Bourguiba bu reformları gerçekleştirirken özellikle İslami değerlere ve kurumlara karşı takındığı tavırdan dolayı Tunus içerisinde ciddi bir rahatsızlık oluşuyor. Hatta Ganuşi'ye göre Arap ve İslam kültürü içerisinde yetişmiş olan gençler bir anlamda kendilerini içinde bulundukları yabancı olarak, yabancı hissetmeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da özellikle 1960'lı yıllarda Tunus'taki İslami hareketin temelleri atılmış oluyor. Binali dönemine baktığımızda biraz önce otoriterlik ve laiklik Tunus siyasetinde çok önemli demiştim. Bourguiba döneminde bu ikisi arasında laikliğin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Binali döneminde laiklik konusunda görece yumuşama olsa da bu sefer de otoriterliğin çok daha sertleştiğini görebiliyoruz. Laiklik konusunda işte bazı yasaklar konusunda bazı yumuşamalara gidiyor Binali. Ancak Bourguiba döneminde çeşitli muhalefet yöntemlerine izin verilse de, özellikle parti içi muhalefete izin verilse de Binali döneminde muhalefet tamamen ortadan kaldırılıyor. Hal böyle olunca da laiklik konusunda gerçekleştirilmiş olan yumuşama eğilimi anlamını büyük ölçüde yitiriyor. Şimdi Tunus'un bu genel siyasal ve toplumsal yapısını anladıktan sonra bu çerçevede Nahda Hareketi'ni ele almak lazım. Nahda Hareketi bu çerçevede tırnak içerisinde ılımlı İslam'ı temsil eden bir hareket olarak kullanılmıştır. Biz Türkçe'de ılımlı diyoruz ama aslında mutedil veya vasati veya İngilizce kullanıldığı gibi moderate olarak kullanırsak daha anlamlı olabiliyor. Bu çerçevede yine Nahda'nın bu iki meseleye, yani otoriterlik ve laiklik meselesine süreç içerisindeki bakışlarını size sunmaya çalışacağım ve bunlarla çok ilişkili olan İslam'ın siyasetteki konumunu size sunmaya çalışacağım. Raporda bunları daha geniş bir şekilde ele aldık zaten. Hareketin fikri temelinde Arap İslam kültürünün tesisi en önemli kurtuluş yolu olarak görülmekte. Müslümanlar kendi paradigmalarına, kendi miraslarına, kendi kimliklerine dönerek ancak içinde bulundukları krizden çıkabilirler. Nahda Hareketi'nin temel fikrine göre. Ama tabii bu noktada İslam'ı nasıl tanımladıklarını da göz önünde bulundurmak lazım. Şeriat kavramını mesela nasıl tanımlıyorlar? Nahda Hareketi'ne, özellikle Ganuşi'ye göre şeriat kanunlarının veya şeriat kaidelerinin Tunus'ta doğrudan uygulanması pek mümkün değil. Bu anlamda Tunus'un biraz da Türkiye'ye benzediği ve Mısır gibi, Lübnan gibi dinin toplumsal hayatta biraz daha kuvvetli olduğu bazı Arap ülkelerinden biraz daha ayrıştığını söyleyebiliriz. Şeriat kaideleri siyasette, devlet içerisinde doğrudan uygulanamayacaksa o zaman İslam'ın toplumdaki konumu nedir? Ganduşi'ye göre İslam genel çerçeveyi çizmektedir, genel prensipleri sunmaktadır. Ahlaki olarak ve kurumsal olarak bir altyapı sunmaktadır topluma. Demokrasi konusundaki görüşlerine geldiğimizde Tunus'taki İslami hareket ilk kuruluş zamanından itibaren hep demokrasi konusundaki taleplerini yinelemiştir. Bir parti kurmayı, seçimlere gitmeyi ve otoriter rejimde reformlar yapılması talebini her zaman dile getirmiştir. Keza Ganduşi'nin yazılarında da bunu sıklıkla görebiliyoruz. Mesela Ganduşi bir yazısında
İslam dünyasında putperestlikten sonraki en büyük düşmanın istibdat rejimleri olduğunu dile getirmektedir. Bu çerçevede eleştirilerinin temel noktalarından biri de Tunus'taki otoriter rejimdir. Demokrasi anlayışını genelde haklar ve özgürlükler üzerine inşa ederler. Bu bağlamda İslami ismi, yani İslami devlet ismi altında olan ancak özgürlüklerin ve hakların kısıtlanmış olduğu bir rejim aslında İslami değildir. Nahda'ya göre veya Danmuşi'ye göre. Laiklik konusuna gelirsek de laiklik Tunus siyasetindeki en önemli tartışma ve ayrışma noktalarının başında gelir diyebiliriz. Bu çerçevede Nahda hareketinin de temel eleştiri noktası Tunus'taki laik siyasi ve toplumsal yapıdır. Genel anlamda baktığımızda Danmuşi laiklik kavramını biraz muğlak tanımlamaktadır. Laiklik, batılılaşma ve modernleşme kavramlarını birbirine müterakifi olarak kullanıyor. Bu çerçevede baktığımızda da esasında burada laiklik eleştirisi yaparken batılılaşarak modernleşme eleştirisi de yapmaktadır. Buna göre, Ganduşi'ye göre laiklik esasında batıda belli süreçlerin sonunda ortaya çıkmış ve batı bağlamında oldukça önemli sonuçları olmuş bir yapıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki Batı veya Avrupa Tunus'tan veya Arap dünyasından çok daha farklıdır. Dolayısıyla Batı'da işlemiş bir modeli doğrudan Arap dünyasına, özellikle Tunus'a taşımak aynı sonuçları doğurmayacaktır. Ne var ki Arap dünyasındaki otoriter liderler tam olarak bunu yapmaya çalışmışlardır. Bunun sonucu olarak da klasik anlamda dünyevi olanla dini olanı birbirinden ayıracak bir yapı yerine otoriter liderlerin din üzerinde tanımlama yaptığı, bir anlamda din üzerinde içtihat yaptığı bir sistem oluşmuştur. İşte bu yapı, otoriter laiklik yapısı, Nahda Hareketi tarafından ciddi anlamda eleştirilmektedir. Tabii ki bu Ganduşi'nin veya Nahda Hareketi'nin modernleşmeye karşı olduğu anlamına gelmez. Tam tersine modernleşmeyi desteklemektedirler. Ancak karşı oldukları nokta, Batı'dan empoze edilmiş veya doğrudan kopyalanmış bir modernleşmedir. Bunun yerine kendi öz miraslarından elde edilebilecek bir modernleşmenin çözümü olacağını düşünürler. Böyle genel anlamda bu iki demokratikleşme ve otoriterlik ve laiklik konularındaki görüşlerini ortaya koyduktan sonra devrim sonrasında bu konulardaki görüşleri nasıldı, nasıl şekillendi onu ortaya koymak istiyorum. Bildiğiniz üzere Tunus Arap Baharı'nın veya Arap Yalışı'nın başladığı yer. 2010 yılının son aylarında ilk gösterilerin başlaması ve 2011'in ocağında Bin Ali'nin ülkeyi terk etmesiyle ilk ülke oldu ve Nahda'da hem en örgütlü yapı olması hem de toplum, halk içerisinde bir destek sahibi olmasıyla kurduğu Nahda Partisi ile seçimlerden galip ayrıldı. Bu yeni dönemdeki gelişmelere baktığımızda da yine otoriterlik ve laikliğin uzantıları olarak demokratikleşme ve sekülerizm kavramları en önemli tartışma alanları olarak ön plana çıkıyor. İslam vurgusu konusuna baktığımızda açıkçası Nahda'nın söyleminde ciddi bir farklılaşma yok. Hala daha İslam hareketin fikri temelini oluşturuyor ve hatta hareketin kurduğu Nahda Partisi'nin parti programına baktığımızda da Tunus'un dini İslam'dır ibaresi var. Ama bunu çok da yanlış anlamamak lazım çünkü Burgiba'nın oluşturmuş olduğu Tunus Anayasası'nda da, yani laik Tunus Anayasası'nda da Tunus Müslüman bir ülkedir ibaresi geçmektedir. Dolayısıyla bu Tunus'un dini İslam'dır ibaresi Mısır'da anlaşılabileceğinden farklı bir mana ortaya koymaktadır. Biz bu Tunus'un dini İslam'dır ibaresini parti yetkililerine sorduğumuzda özellikle kendilerini İran ve Suud rejimlerinden ayrıştırdıklarını gördük. Ganduşi'de bir röportajında Türkiye, Malezya ve Endonezya çizgisinde olduklarını ifade etmekte. Bu farklılık nereden geliyor diye sorduğumuzda da özellikle içtihatla bunu açıklıyorlar. Yani belki İran'da, belki Suudi Arabistan'da bu şekilde içtihatlar olabilir ancak Tunus bağlamında yapılabilecek içtihat budur. Dolayısıyla Tunus'ta bir İslami devletin olması beklenemez şeklinde açıklama yapıyorlar. Demokrasi konusuna geldiğimizde devrim sonrasında otoriter kurumların ortadan kalkması ve özgür seçimlerin gerçekleşmesi sürecinde Nahda büyük ölçüde olumlu bir rol oynadı. Zaten biraz önce belirttiğim gibi tabanı en kuvvetli olan hareket olarak
hep demokrasi çağrısını sürdürdü. Doğrusu ben demokratikleşme konusunda Tunus'ta pozitif bir resim olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mısır'la karşılaştırdığımızda Tunus'un bir eşiği atladığı söylenebilir. Arap Baharı'nı yaşayan ülkeler arasında da en bu konuda en iyi durumdaki ülke Tunus. Tabii hala da bürokraside, polis kuvvetlerinde, iktisadi kurumlarda ve ticaret hayatında eski rejimin elitleri varlığını sürdürüyor. Bu değişimin ve demokratikleşmenin önündeki engellerden biri. Ancak benim burada belirtmek istediğim bir kopuşun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani Tunus'ta bundan sonra otoriter rejime bir dönüşün olamayacağını söyleyebiliriz. Şu anda girilen süreç, demokratikleşme süreci, bu geçiş süreci. Tabii ki hem NAHDA hem de muhalefet bazen gayri demokratik eylemlere imza atabiliyor. Bunu hatta bazen çok görebiliyoruz. Ancak bu geçiş sürecinin doğal bir parçası. Zaman içerisinde artık yeni bir demokratik rejimden daha konsolide olmuş bir demokratik rejime bir yönelim olabilir. Tabii burada NAHDA'ya çok ciddi bir rol düşüyor. Burada üzerinde durmak istediğim önemli bir nokta var. NAHDA'da süreç içerisinde hep yazılara ve söylemlere baktığımızda bir İslami demokrasi ve Müslüman demokrasi modelinin peşinde olduklarını görüyoruz. Ancak şu anda NAHDA'nın takip ettiği ve savunduğu demokrasi herhangi bir şekilde İslami veya Müslüman demokrasi olarak adlandırılabilecek bir demokrasi modeli değil doğrusu. Klasik anlamda bildiğimiz liberal demokrasi tatbik ediliyor ve o işleniyor. Yani zaten Müslüman ve İslami demokrasi derken tam olarak ne kastettikleri de çok belli değil. Eğer Müslümanlar eliyle gerçekleştirilebilen bir liberal demokrasi ise o kısmen gerçekleşiyor diyebiliriz. Ancak farklı bir model olarak ortaya koyulan bir şey henüz, yani ortaya koyulan veya gerçekleştirilen bir şey henüz yok. Son olarak laiklik konusuna baktığımızda, laiklik yine devrim sonrası en büyük ayrışma noktalarından biri ve NAHDA'nın da Tunus içerisinde en fazla takıldığı ve sıkıntı çektiği nokta diyebiliriz. Toplumdaki seküler kesimler ciddi anlamda bir geriye dönüş olmasından ve özgürlüklerinin kısıtlanmasından bir tehdit algısı içerisinde olduklarını düşünüyorlar ve bir endişe duyuyorlar bundan. Bu açıkçası normal bir durum çünkü önceki dönemlerde birçok hareket, yani geniş bir hareket alanına sahip olan kesimlerin şimdi bir tehdit algısına sahip olması anlaşılabilir bir durum. Ancak NAHDA'nın devrimden bu yana söylemlerine baktığımızda bunları ortadan, bu rahatsızlığı, bu tehdit algısını ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. İlk zamanlardan itibaren işte herkesin özgürce yaşamlarına devam edeceğini, medeni kanunun ilga edilmeyeceğini, ki çok eşitliğin gelmeyeceği anlamına da geliyor bu. İşte alkole izin verileceği, turizme izin verileceği, kadınların toplum içerisindeki rollerinin her daim artacağı şeklinde söylemler devam ediyor. Ancak bu söylemlere rağmen hala da teskin edilememesinin belki de bize göre en önemli sebebi NAHDA'nın sahip olduğu bir toplumu İslamileştirme söylemi. Bu İslamileştirme söylemini de onlara sorduğumuzda yine muğlak şeyler söyleniyor. Yani toplumun genel olarak daha İslam'a uygun bir toplum olmasından bahsediyorlar. Ancak açık bir reçete sunamıyorlar. Toplumun tamamı mı, belli kesimler mi, İslamileştirmekten kastı ne, kasıtları ne, yani bunlar tam olarak bilinemiyor. Ve açıkçası tahminimizce bu soyut söylemler Tunus toplumundaki seküler kesimlerin endişelerinin devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri. Bu açıdan baktığımızda da yani endişeler belki tamamen ortadan kalkmaz, ancak soyut söylemler yerine biraz daha somut eylemlere gidilse Tunus'ta bir ortak yaşam, yani farklı kesimlerin ortak yaşamının daha mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Biraz uzattım, şimdi NAHDA'yı geride bıraktıktan sonra çalışmamızın bulgularından size bahsetmek istiyorum. Hem Müslüman kardeşler hem de NAHDA hareketi daha önce de bahsedildiği gibi bu zamana kadar hep muhalefetteydi ve ilk defa iktidar tecrübelerini yaşıyorlar. İki ülkeye de bir geçiş süreci yaşanıyor. Müslüman kardeşlerin Mısır'daki en büyük problemi şu anda demokratikleşme. Bildiğiniz üzere zaten yakından çoğunluğu takip edebiliyoruz. Mısır'da hala da eski rejimin kurumları çok etkin. Ordu zaten seçimden sonra uzun süre idareyi elinde bulundurdu. Daha sonra şu anda görece etkisi kırılmış durumda ordunun, ama bu sefer de geçtiğimiz ay bir yargı krizi oldu bildiğiniz üzere. Şimdi bu konularda kardeşler hareketi veya işte Mursi diyelim bazı reaksiyonlar gösteriyor. Tabii ki biraz daha iktidar tecrübesinin az olmasından dolayı bu reaksiyonlarda bazen
kontrol kaybedilebiliyor ve daha büyük krizlerin çıkmasına sebep olunabiliyor. Müslüman kardeşler de Süleyman Hocam'ın da biraz önce belirttiği gibi cemaat parti, gelenekçi, yenilikçi grup ve işte nesil farkı gibi çatışmalar önümüzdeki süreçte hareketi ve partiyi ciddi anlamda etkileyebilecek süreçler. Ve aynı şekilde Mısır'ın yalnızca bir Arap lideri mi olacağı yoksa İslam dünyasının lideri mi olacağı sorusu önemli bir soru. Çünkü bizim yine o görüşmelerimizde sorduğumuz sorulardan biri buydu. Yani sizin için Filistin, Ürdün, Lübnan ile işte Bosna, Kosova, Arakan veya Doğu Türkistan aynı mıdır diye sorduğumuzda aynıdır diye cevap vermeye başlayıp daha sonra söylemeye devam ederken Arap dünyasının biraz daha önemli olduğunu alt metinde ifade ediyorlardı. Bu da zamanla bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Tunus'ta ise belirttiğim gibi demokratikleşme konusunda biraz daha olumlu bir resim var. Ancak bu sefer Tunus'taki problem laiklik veya sekülerizm konusunda farklı kesimlerin bir arada yaşaması konusunda. Nahtan'ın belirttiğim gibi bazı söylemleri var. Bu söylemlerin biraz daha somutlaştırılması bir çözüm olabilir. Şimdi değişim ve süreklilik var mı? Bu nasıl gerçekleşti? Yani bizim genel bu araştırmamız sonucunda en temel bulgumuz temel tezlerden vazgeçilmiyor. Ancak bazı konularda değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Temel tezler nasıl? İslam hala daha bu hareketlerin fikri olarak temelini oluşturuyor. Toplumu İslamileştirme yönünde bir amaç var. Bu hareketler belli bir şeyde yani belli bir camit bir şekilde, donuk bir şekilde kalmıyor. Her zaman bir tecdit hareketi var ki zaten bu tecdit hareketinin olması da bazı konularda değişimin olmasına yol açıyor. Bu değişim nasıl oluyor? Siyasi konularda işte küresel ve bölgesel durumların değişmesi sonucunda bazı yeni siyasi durumlara siyasi iştahatlar yapılmasıyla bazı değişiklikler gerçekleşiyor. İşte 90'lı yıllarda kardeşlerde mesela işte demokrasi, sekülerizm, kadın hakları gibi mevzuların tartışılması bu anlamda önemli noktalardan biriydi. Kardeşlerde 90'lı yıllarda görülen değişim Nahda'da görülmüş, ya, Nahda'da aynı ölçüde görülmüş diyemeyiz. Çünkü zaten Nahda kuruluşu aşamasında biraz daha belirttiğim gibi muhtedik bir hareket olduğu için biraz yani açıkçası İhvan hareketi 90'larda Nahda'nın bulunduğu konuma biraz daha yaklaşmıştır diyebiliriz. Gelecek dönemde de kardeşler, Müslüman Kardeşler Hareketi'nde biraz daha tedrici bir değişim fikri ön planda. Tabii ki bu gelenekçiler ve yenilikçiler çatışmasının sonuçlarıyla da çok alakalı. Yenilikçiler biraz daha hızlı bir değişimden yana, gelenekçiler biraz daha tedrici bir değişimden yana. Onun sonuçları da bu durumu etkileyecek. Nahda konusunda da işte belirttiğim gibi muhtedir söylem devam ediyor. Ancak özellikle sekülerizm ve toplum içerisinde bir arada yaşama konusunda önemli bir revizyon gerekebilir. Zira bu zamana kadar laiklik konusundaki eleştiriler hep otoriter rejim üzerindendi. Şu anda otoriter rejim ortadan kalktı. Demokratik bir toplumda bu sekülerizm ve ortak yaşama çabası nasıl olacak bu konuda biraz daha çalışmaları gerekecek. Son yaklaşırken Müslüman Kardeşler ve Nahda'nın İslam dünyasına ve Türkiye'ye etkisi nasıl olmuştur? Müslüman Kardeşler sunumun başında da belirtildiği gibi İslam dünyası açısından bir ilham kaynağıdır. Çünkü süreç olarak, tarih olarak modern toplumsal hareketler arasında ilk kurulan İslami hareketlerden biridir. Bu anlamda birçok ülkeyi de etkilemiştir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerde gerçekleşen her türlü değişim, onlar etkilenmiş olan diğer ülkelerde de ciddi değişimlerin olmasına yol açabilir. Aynı şekilde muhtedir bir siyaset izlemesi yönünden de Nahda diğer ülkelere örnek olabilecek bir konumdadır. Türkiye'nin rolüne gelirsek, tabii bu çok tartışılan Türkiye rol modelleri tartışmaları var. Onlara çok girmeden, muhtemelen Türkiye'nin de çünkü bu ülkelere göre farklılıkları var. Türkiye bu ülkelere rol model olmadan onların değişimine bir ortak olabilir. Belki biraz yardımcı olabilir. Bir de şunun üzerinde durmak gerekiyor. Süleyman Hocam'ın daha önce belirttiği gibi, gelenekten kopuş Mısır'da görece az olduğu için Mısır'ın dünya meseleleriyle ilişkisi kendine has bazı bakış açılarının geliştirilmesi şeklinde oluşacak. Yani yeni dünya tasavvurunun oluşması Mısır'da veya İhvan içerisinde gelenekli iç içe bir şekilde olması muhtemel bunun. Dolayısıyla bu farklı meselelere yeni bir bakış getirilmesi yönünden de Türkiye'yi etkilemeye muhtemel. Son olarak şunu belirtmem gerekiyor. Bu hareketlerin uzunca süre muhalefette olduğunu unutmamak gerekiyor. Hatta sadece muhalefette değillerdi, çok uzun yıllar yasaklı konumdaydılar.
NAHDA son 20 yıl boyunca resmi olarak kapatılmıştı. Müslüman kardeşler yine uzun yıllar yasaklıydı. Yasaklı olmadığı sürelerde de kısıtlı muhalefet yapabiliyorlardı. Yine de buna rağmen bir muhalefet tecrübeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak muhalefet tecrübeleri olsa da henüz iktidar tecrübeleri yok. İktidarı şu anda yaşıyorlar. Tatbik eylemini şu anda gerçekleştiriyorlar. Yani her ne kadar fikri olarak bazı önemli katkılara sahip olsalar da bunun tatbiki şu anda gerçekleşiyor. Açıkçası fikirlerinin uygulanabilirliğini de şu anda ölçecekler. Bunun olup olmayacağı da önümüzdeki süreçte görülecek. Bu çerçevede belki önümüzdeki süreçte değişimin daha fazla olmasını da bekleyebiliriz. Son olarak bunun geçiş dönemi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Biz bu araştırmayı yaparken hep onu göz önünde bulundurmaya çalıştık. Yani devrimlerin sonuçları bir ayda, iki ayda veya bir yılda alınmaz. Dünyadaki büyük devrimlere baktığımızda 5-10 hatta 15-20 yıl içerisinde devrimlerin sonuçlarının alındığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bir süreçtir. 5 yıl, 10 yıl beklemek gerekmektedir sağlıklı değerlendirmelerin yapılması için. Bu süreç içerisinde bu hareketler iniş çıkışlar yaşayacaklar ve muhtemelen sonrasında yollarını bulacaklar. Bu bağlamda bizim şu anda yapmış olduğumuz değerlendirmeler de bir anlamda ön değerlendirme olarak alınabilir. İleride hareketlerin alacakları yollara göre belki bunları revize etmemiz de gerekebilir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Her iki araştırmacımıza da yapmış oldukları sunumdan dolayı ve bu rapordan dolayı teşekkür ediyoruz. Hemen şimdi müzakeresine geçeceğiz vakit kaybetmeden. Ben kıymetli hocalarımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Süleyman Erik Beyefendi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Sayın Halil İbrahim Yerigün Beyefendi yerlerden alayım. Buyurun. İsterseniz rapor sunan araştırmacı efendiler de geçerlerse yerlerine soru cevap bahsediyor da hemen geçmiş oluruz. İyi akşamlar. Ben İlke Derneği'ne bu imkanı verdiği için böyle bir derneği çalışmayı değerlendirme imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu bir ifade edildiği gibi araştırma raporu. Yani elimizde daha genel sonuçlara varılan daha bilimsel diyebiliriz. Sebep sonuç ilişkilerinin yer aldığı bir çalışma değil. Fakat şu an için yeniden durumun kaydını tutmak ve geleceğe ilişkin bir takım daha sınırlı tahminlerde bulunmak şeklinde bir amaç taşıyor diye düşünüyorum. Onu herhalde bir fikiriz. Genel amacı olarak da Mısır ve Tunus'un önde gelen İslamcı hareketleri olan NAHDA ve İhvan'ın devrim sonrası siyasetlerinde ve söylemlerinde bir yumuşama, İngilizce tabiriyle moderation var mı yok mu? Varsa nasıl bir yumuşama ve bunun da politik tedavileri nasıl şeklinde sorular aslında akıllarında olan sorular şeklinde ifade edilir. Bir taraftan da bu yumuşamayı sağlayan yerel, bölgesel ve küresel amiller neler olmuştur? Bölgesel söz gelimi Türkiye'den etkilenmişler midir veya Türkiye etkili olacaklar mıdır? Veya birbirlerinin etkileri neler olmuştur? Tunus'tan başlayan bir dönüşümün Mısır'a ve daha sonra diğer ülkelere yansımaları. Küresel ölçekte de aklımıza gelen soru, bu dönüşüm sürecinde aslında başlangıçta daha çok kontrolcülerin çok rağbet ettiği ama onların o rağbetlerinin haricinde bizim de serin kanlı bir şekilde hakikaten değerlendirmek gereken bir husus var. Batılı ülkelerle olan görüşmeler ve onlara verilen taahhütler kısmı. Bunlara ilişkin tabii bir takım mülahazalar daha sonra sergilenebilir. Benim açımdan bu çalışmanın en önemli katkısı aslında bizatihi bu faaliyetin kendisi, o da kendisini Batı olarak tanımlayan, algılayan akademik geleneğin mensuplarının Orta Doğu dediği bizim coğrafyamız. Bu coğrafya üzerine yine bizim ülkemizden yapılan çalışmalarda ilk defa artık bu nesil içerisinde ham malzemeyle Arapça kullanılarak aynı zamanda da Batılı literatürü takip edilerek bir çalışma yapılıyor.
Böyle çalışmalar yeni diyebiliriz. Çünkü biliyoruz ki Orta Doğu çalışmaları bölümlerinde Türkiye'de çoğunlukla Arapça bilmeyen, İngilizce bile bilmeyen insanlar daha çok profesörlük makamlarını şu an işgal ediyor. Böyle bir durumda master öğrencilerinin, doktor öğrencilerinin, yeni akademisyenlerin ham malzemeyle Arapça ile röportaj yaparak böyle bir çalışmayı düzenlenmiş olmaları başlı başına teşekküre değer. Onu ifade etmek istiyorum. Ayrıca benim de saydığım 4 dilde, kaynak çalışmalarında 4 dilde eser taranmış ve ham malzeme toplanmış. Bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda tarihi anlatı kısmı son derece başarılı. Bu noktada ben açıkçası bizzat yani kusur aradım fakat bulamadım çok fazla. Yalnız bir noktayı düzeltmek sanırım gerekiyor, o da şu. İhvan'ın Sedat'ın suikastine destek verdiği şeklinde bir yanlış anlamı olabilir orada. Kullanılan cümle çok aslında net değil, bilmiyorum. Bu konuda kendileri daha sonra tavsiyede bulunurlar. İhvan'ın Sedat'ın suikastine destek vermediğini, onun daha çok Gama İslamiye'nin yaptığı bir eylem olduğunu aslında biliyoruz. 34. sayfada olan bir şey bu. Ve genel itibariyle şunu söyleyebilirim ben genel değerlendirme bakımından. Bir rapor ölçeğinde önemli sonuçlara varılmış ve ılımlılaşma dediğimiz şey, moderation dediğimiz şey, bir mülakatlar ve yazılı kaynaklar mübacayesinde ortaya konabilmiş. Şimdi biraz da tenkit kısmına geçmek istiyorum müsaadenizle. Tenkit aslında şöyle, şuna yönelik, bu çalışmanın kesinlikle uzun vadede bir makaleye dönüşmesi gerekiyor. Çünkü yani ham malzemeyle yapılan çalışmalar aslında nadir ve bunlar iyi çalışmalar. Ve bunları makaleyle daha geniş sonuçlara varılmak üzere ve ilgili mekanizmalarında ortaya konulmak amacıyla ele alınması, değerlendirilmesi gerekiyor. İnşallah böyle bir şeye dönüşmesi ümidimle o yönde bir takım tenkitlerde bulunacağım. Ve bir takım belki tehditlerde bulunacağım. Şimdi bizim genelde mukayeseli siyasette ve Orta Doğu siyasetinde sorduğumuz bazı sorular var. Aslında bu Orta Doğu için bazen biraz daha fazla soruluyor. Fakat genel itibariyle demokratikleşme literatüründe sorduğumuz bazı sorular var. Mesela İngilizce democracy without democrats dediğimiz yani demokratsız demokrasi tartışması. Yani demokratik aktörler veya siyasal aktörler demokratik düzeni her nasıl geçildiği zaman demokratikleşiyor mu? Yoksa önce demokratlar ortaya çıktı da bunlar bir ülke demokratikleştiriyor mu? Böyle bir tartışma. Ve Schwerter'a sanırım onlar atıfta bulunuyor bu konuda. Rastor'un da o konuda çalışmaları var. Ve esasında söylenen şey aktörler öncelikle rahatlaşmadan önce bir demokrasi düzenine her nasıl sabırıyorlar. Ve fakat daha sonra süreç içerisinde demokrasinin aslında kendileri için daha iyi bir mekanizma olduğunu, herkesin iyiliğinde olan bir sistem olduğunu kavruyorlar ve demokratikleşiyorlar şeklinde bir yaklaşım. O çerçevede nasıl değerlendirirler kendi malzemelerini, böyle bir konuya dikkat çekmek istedim. İkincisi, bu da Feriz Zekeriya'nın daha çok öne çıkardı. Liberalizm without democracy, yani demokrasisiz liberalizm tartışması. O da şöyle bir şey, Feriz Zekeriya Newsweek'te biliyorsunuz editörlük yapıyordu, hala yapıyor mu bilemiyorum. Ve onda şöyle bir görüşü vardı, Arap dünyası ve İslam dünyası için esasında öncelikle liberalleşme dediğimiz şey lazım. Yani kişilerin haklarına, kişi haklarına saygı, temel hak ve hürriyetlerin sağlanması, kadın hakları gibi konuların sağlanması gerekiyor. Daha sonra demokratikleşmeye geçilebilir. Aslında bu baktığımız zaman siyasi tezahürlerine bakacak olursak daha çok o zamanki mevcut otoriter yönetimlerin işine gelen bir yorumlama biçimiydi. O konuya da aslında şu anki çalışma ve ham malzeme çerçevesinde değinirlerse bence güzel bir noktaya parmak basmış olurlar. Bir başka soru, elimizde şimdi Tunus ve Mısır gibi ülkeler var ve onlara bakıyor ve biliyoruz ki Mısır'ın sömürge tecrübesi daha çok Britanya İmparatorluğu
tarafından yapılmış. Tunus'unki ise Fransa tarafından. Böyle farklı bir sömürgecilik tecrübesi yaşamış ülkeler bunlar. Ve bu sömürgecilik tarzları arasında da farkları az çok biliyoruz sanırım. Bu farklı sömürgecilik tecrübelerinin getirdiği sonuçlar nedir, neler olabilir? Buna biraz sanki temas edilmiş, biraz imada bulunmuş ama daha dinlemesine bu bence ele alınabilir. Bir makale kapsamında bir çalışma içerisinde. Şimdi daha özel, daha spesifik konulara bahis bahis değinmek istiyorum. Bu konular biraz sanırım rapor tamamlanabilir. Eksik kısımlar olabilir. O şekilde bir kanaatim var. Birincisi dönüşümün kuramlaştırılması. Burada bir ılımlılaştırma literatürüne temas var ve dönüşümün nasıl olduğu üzerine bir anlama çabası var. Fakat bunu kuramlaştırma çabası esasında literatürde daha çok yapılıyor. Bu noktada bazı eserler var, onlara temas edilmemiş, edilmiş olsa sanırım daha güçlü bir rapor çıkardı karşımıza. En büyük tartışma tabii ki az çok duyduğumuz neo-İslamcılık, post-İslamcılık, liberal-İslam tartışmaları. Bilhassa Asıf Bayat'ın Making Islam Democratic kitabında ele aldı. Post-İslamcılık tartışması. O bence tam da aslında şu an çalışılan şeyden bahsediyor. Mısır'da ve Tunus'ta olan yeni duruma biz ne ad vermeliyiz? Nasıl bir kuramlaştırma yapabiliriz? Bunlar post-İslamcı mı? Yok, neo-İslamcı mı? Yoksa bildiğimiz liberal Müslümanlar mı? Hangileri? Bu konuya ilişkin aslında görüşlerini merak ediyorum arkadaşlarım. İkincisi demokrasiye ilişkin görüşlere itibariyle bazı konuların aslında açığa kavuşturulması gerekiyor. Bu konularda mülakatlarında yeterli sorular sormuşlardır. Onu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi siyasi demokrasiye bir odaklanma gözümüze çarpıyor. Bunun ama yanı sıra azınlık hakları dediğimiz şey, bu bilhassa Mısır'da Kıpti nüfus için söz konusu olan bir şey. Kıpti azınlık için %10 gibi bir nüfusa sahip sonuçta. Onun dışında düşünce özgürlüğü, akademik eşit vatandaşlık, tam anlamıyla eşit vatandaşlık ve bu bağlamda da kadın konusu. Kadın konusuna çok özel yer vermişler ve bu aslında çok önemli bir şey çünkü bu konuda bilhassa Müslüman çevrelerin bir inkarcılık veya yüzleşmekten kaçınma gibi bir tavrı var. Onlar bu konuda çok daha aslında cesur davranmışlar erkek insanlar olarak ve bu konuyu ele almışlar. O konuda tebrik ediyorum arkadaşları ben de. Ve fakat daha acaba cesur sorular sordular mı onu ben merak ediyorum. Bu konuda eşit vatandaşlık konusunda ne düşünüyorlar veya kadınların tam katılımı konusunda ne düşünüyorlar siyasete? Bu sadece metinde geçen Nahta'da kalmış etrafında birkaç kadın milletvekili olmasıyla olacak olan bir şey mi yoksa daha kapsamlı bir aslında reform sürecini mi gerektiriyor? Onun dışında hareket içi demokrasi veya kendi tabirlerimizle hareket içi istişare süreçler diyeceğimiz kısımlar ne kadar acaba mülakatlarında yer aldı? Aynı zamanda accountability, daimsellik yani hesap sorulabilirlik mekanizmaları. Yani NAFTA'nın ve İHVA'nın içerisinde ne derece accountability, hesap verme, verilebilirlik süreçleri işliyor. Bu konuya temas edecekler mi uzun vadede? O konu benim için aslında önem taşıyor. Bunun haricinde aslında en çok da önemli olan şey sosyal adalet dediğimiz şey. Sanıyorsa ve kendi aslında tecrübemden de şöyle bir şey aktarayım. Ben devrimden birkaç hafta önce Fehmi Hüveydi ile röportaj yapma şansına sahip olmuştum. Ve o mülakatta kendisine iki konu önemli. Birisi daha yani kaydeder. Ona Mısır'da yakın gelecekte derim olamayacağını sormuştuk. Fakat o kültürel bir şekilde öyle bir şeyin asla olamayacağını söylemişti. O hattan böyle bir derim çıkmaz diye bir şey ifade kullanmıştı. Fakat o hadisenin 3 hafta sonrasında bir Mısır'da derim yaşadık. Ama onun dışında mülakatta benim yüksel üstüne gittiğim konu sosyal adalet konusu. Biz demokratikleşmeden bahsediyoruz. İslamcılık geleneği var ve İslamcılık geleneğinin
da haberdar isek biliyoruz ki bilhassa Seyyid Kutub'un en önemli eserlerinden tanesi İslam'ın sosyal adalet kitabı. Ali Şevet aynı şekilde sosyal adalet üzerine önemli vurguladı bulunan bir isim. Ve fakat tartışmalara baktığımız zaman daha çok siyasal demokratikleşmeye bir odaklanma görüyoruz. Bu aslında Mısır üzerinde yazıp çizen birçok insanda ortak olan şey. Mısır'ın ise en önemli sorunu aslında sosyal adalet sorunu. Çok ciddi bir eşitsizlik var. Çok ciddi sınıflar arası farklılıklar var ve Mısır iki sınıftan bir aslında müteşekkil. Efendiler köyler sınıfı da diyebiliriz buna. Acaba İhvan'daki iç yapı bundan ne kadar masum? İhvan bu konuda ne kadar çalışmalar yapabiliyor? Biz hepimiz biliyoruz ki İslamcılık üzerine olan literatürde İslamcıların sosyal adalet kısmına değindiği bir takım hizmetlerle işçilerin telafi edildiği söyleniyor. Bu nasıl işlemiş Mısır'da? O konuya aslında girebiliriz. Ara versek mi yoksa devam edelim? Sosyal adalet konusunda mülakat yapılan isimler acaba ne tür tepkiler verdiler eğer sorular olduysa veya ne tür tepkiler verirlerdi? Yani çıkarımları ne olurdu bu konuda? Bir başka husus laiklik konusu. O konuda yeterince yine yer bulabiliyoruz. Fakat Mısır'da hatırladığımız büyük bir tartışma devlet medeniye tartışması. Civil state, medeni devlet tartışması. Sivil devlet, yani İslam devleti mi, sivil devlet mi tartışması çok önemli işgal etmişti. Onunla ilgili çok atıf göremedim. Onu tavsiye ederlerse memnun olurum. Başka bir önemli husus, nesil arası çatışma ve hareketle parti ilişkisi arkadaşların çalışmalarında çok önemli yer tutuyor. Mısır ve Tunus için, ikisi için de. O konuya özel odaklanma var. Yine biliyoruz ki biz İhvan için konuşacak olursak, İhvan'da aslında peş peşe zaman içerisinde kopmalar yaşandı geçtiğimiz dönemlerde, devrimden çok önceki dönemlerde. Hizb-ül Vasat kuruldu, Vasatiye dediğimiz hani bir hareket çıktı. Muhammed el-Gazali'lerin, Muhammed Selim el-Avval'ın hatta sanırım yer aldı. Ve İslam Without Fear adlı eserinde Baker bunları çok iyi inceliyor, ona da bir atıf göremedim. O olsa aslında çok bu konuda önemli bir takım katkılar sağlanmış olur. Yine hareket ve parti ilişkisine ilişkin mukayeseli siyaset bağlamında bir çalışma yapılacak olursa aslında söz gelime KCK, BDP'ye benzer bir hani durum nasıl oluyor, var mı öyle bir şey? Bunun ilişkinin bir mukayesini çalışma yapmadığı aslında. Yani örgüt ile, kısacası örgüt ile parti arasında bu ilişkiler nasıl aslında farklı türler cereyan ediyor. İhvan ve Adalet ve Hürriyet Partisi, Hürriyet Adalet Partisi arasında ilişki ile bu ilişki arasında bir yakınlık kurulabilir mi? Ona bakılabilir. Bir başka husus, selifilik bahsi. Selifilik bahsine değinilmiş tabii ki, önem yer ayrılmış fakat daha çok olmasını arzu ederdim. Selefilik konusu bizi biraz gafil aldırdı. Ben de şahsen Mısır'da bir yıl kadar bulunduğum süre içerisinde selefilik o zaman dikkatimi çekmişti. Fakat Türkiye'ye döndüğüm zaman ve Türkiye'deki eski tecrübelerimde aslında Mısır'ın selefilik akım ile ilişkisi üzerine pek bir farkındalık olmadığını fark etmiştim. Selefiler bir anda ortaya çıkınca aslında çok da gafil alandı. Fakat selefilik şu an için Arap dünyası için konuşacak olursak çok önemli bir siyasi güç. Suriye krizinde bunun da aslında yansımalarını görüyoruz ve görmeliyiz. Selefilik nasıl Suriye'deki krizde bir rol oynuyor. Libya'dakini biliyoruz zaten. Büyükelçinin öldürülmesi hadislerinde de bir takım onun sonuçları oldu. O konuya ilişkin de ben aslında daha çok bahis görmeyi arzu ederdim şahsen. Son spesifik konum Türkiye ile olan ilişkiler. Yani dış politikaya değinilmiş fakat Türkiye ile olan ilişkiler sanırım biraz da kasten değil mi? Tartışma dışı bırakılmış. Türkiye'nin dış politikası açısından aslında şu noktada çok önemli bir şey söylenmeli. Biz halen Mısır'a veya Tunus'a kendi dış politika menfaatlerimiz
maslahatlarımızı derin menfaatlerimiz bağlamında yaklaşıyoruz. En azından iktidar partisini destekleyen insanlar bu şekilde yaklaşıyorlar. Bunun haricinde bu ülkelerin kendi iç politikaları, kendi iç sorunları bağlamında onları bizatihi kendi başlarına, kendi liderlerine ülkeler olarak baktığımız zaman o zaman neler söylenebilir? Ona eğilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar o konuda bir kaçınma çabasında olmuşlar, bu güzel. Fakat başka bir çalışma için belki böyle bir şey önemli. Bu şundan da önemli. Türkiye'nin biliyoruz ki dış politika öncelikler arasında İhvan'ı ve Nahda'yı içerme, cooptation gibi faaliyetleri var. Ve bu öteki siyasi güçlerin dışlanması pahasına olan bir süreç. Mısır için konuşacak olursak Mursi dışındaki bir muhatap yokmuş gibi. Halbuki birçok Mısır'da muhatap bulunabilir. Birçok hareket var. Bunların arasında tek İhvan'la oynamak nasıl bir dış politika davranışı? Bunun üzerine durulabilir belki. Spesifik konular aşağı yukarı bu şekilde. Ben bazı vurgularda bulunacağım. Kendi adıma vurgularda bulunacağım. Onlardan bağımsız. Yani Mısır ve Tunus üzerine. Şimdi biraz onlara gireceğiz. Biz bu konuyu incelerken Mısır ve Tunus veya daha genel olarak Arap dünyasındaki İslam hareketlere bakarken şunu aslında görmek zorundayız. Türkiye İslamcılığı ile Mısır İslamcılığı ve Tunus İslamcılığı aynı şeyler değil. Türkiye İslamcısını Mısır'a götürdüğümüz zaman pekala İslamcılığın dışında bir yerde kendisini bulabilir. Yani hem fikirlik olarak. Aynı şekilde Mısır'daki bir laik Türkiye geldiği zaman pekala kendisinde İslamcılar arasında yer bulabilir. Böyle bir durum var. O yüzden mukayese çalışmaları yaptığımız zaman biliyorsunuz bu kavramsal tercümelerle bir sorundur. O konuyu göz ardı etmemek durumundayız. Ama Tunus'a geldiğimiz zaman Tunus'ta daha çok paralellik bulunuyor. O açıdan Tunus'la Türkiye İslamcılar arasında daha çok belki bir birleşme var. Mısır'da bir takım farklılıklar var bu şekilde. Bunu göz önünde bulunmak gerekiyor. Şimdi Tunus ile Mısır'ın farklılarına bakacak olursak bu ikisi arasında Tunus'un bir avantajı bulunuyor. Bu avantajını bence görmeliyiz. O avantajda Nahda'nın lideri olan Gamma için aynı zamanda önemli bir İslamcı entelektüel olması. İhvan'ın maalesef böyle bir şansı yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Mısır'da belli bir süre sonra İhvan İslamcı kesimler içerisinde fikri önderliğini kaybetmiş bir noktaya geldi. Baktığımız zaman Mısır'ın büyük diyelim entelektüel kitabı ve mektebeti Şuruk, ondan çıkan kitaplara baktığımız zaman o kitapların yazarlarının çoğu İhvan içerisinde olmayan ama eski İhvancı olanlar. Böyle bir durum var Mısır'da. Buna Tarık Erbüşkü, Muhammed Temel Ağova gibi isimleri dahil edebiliriz. Bu isimler Muhammed İmara, Femi Hüveydi. Bu isimler zamanında bir şekilde İhvan'la dizik temasındayken veya içindeyken daha sonra giderek kopmuş durumdalar. Ve tartışmaların önemli bir kısmını onlar yürütüyor. Muhammed Temel Ağova aynı zamanda başkanlarıyla yaptı değil mi? Başkanı değildi. Fakat iyi bir entelektüeldi. Fakat onun üzerine çok fazla bahis göremiyoruz. Şeriatın hukuk sistemi değil, bir kimlik meselesi olduğu Gandoşi'ye atfen belirtilmiş. Bu çok önemli bir nokta bence. O yüzden yani devletin dini İslam'dır dendiği zaman bunun esas anlamı aslında kardeşim biz Müslüman bir devletiz demek. Yani öyle bir kimlik meselesi var bunu ortaya koyuyorlar. Ondan bir şeriat tatbiki ki gayesi yok. Bu önemli bir nokta. Bunu aklı tutmalıyız bence. Benim de şahsen birkaç mülakat yapma şansım olmuştu geçen yıl içerisinde. Şimdi Mısır'da en eski nesil İhvan'sa, bir sonraki nesil İhvan'dan kopanlar, Hizbul Vasat'sa, ondan da sonraki nesil içerisinde iki kopmalarda Tayyar Mısır'ı gibi bakımdan bahsedebiliyoruz. Onlarla farklı mülakatlar yapma şansımız olmuştu. Hepsine sorduğumuz şey, siz değiştiniz madem, o zaman yani şeriat ne olacak? Ahkam, hudutlar ne olacak? Söyledikleri şey, yok şeriat olacak ama şeriatın olma sebebi
biz Müslüman devletiz kardeşim. Yani sadece o, yani yoksa bizim uygulama gibi niyetimiz yok. Şimdi bunun bilinmesi önemli, fakat bu bizi esas sorunu yüzleşmekten alıkoymamalı. Peki bunun uygulanacağı vakit gelecek mi? Böyle bir niyetimiz var mı? Yok diyelim, o zaman şeriat devleti konusunda ne düşünüyoruz? Biz böyle bir hani fikri miras var ve fakat tecrübeler var. Sudan, İran, hatta Nijerya gibi Suud'da gördüğümüz örnekler var. Ve nahoş örnekler var. Bunlar hakkında ne yapacağız, ne düşünüyoruz? Bunlara ilişkin çok daha aslında cesur yüzleşmeler gerekiyor. Bu kadın konusunda da aslında çok önem taşıyan bir şey. Bu Batılıların bu konuyla ilişkisinden bağımsız bir ilişki. Bağımsız bir ilgi, onu da söylemek lazım. Şimdi çok fazla böyle ılımlı İslam veya liberal İslam gibi bahislerden bahsettiğimiz zaman çok da Batılıların gönlünü hoş etmek gibi bir arzu olduğu sanılmasın. Kendimiz için bu sorunları nasıl değerlendiriyoruz? Mesela Türkiye'de 2011 seçimlerinde hatırlarsak başörtü adayları ortaya çıktığı zaman onlara partinin ve caminin tepkisini hatırlıyoruz. Mısır'da da benzer durumlar nasıl işliyor? Ve Mısır'da en son dönemde sokaklara inen Mursi'ye karşı protestoda bulunan insanlara genelde bizim basınımızın tepkisi burada 2007'de gördüğümüz laik eylemlerine benzer bir durum var şeklinde böyle bir yorum aslında Türkiye'de yapıldı. Konuyu bilen, alanı bilen çok insan bunun böyle olmadığını biliyor aslında. Pekala şeriatın anayasada olması ile hiçbir sorun olmayan insanlar sokaktaydı. Bir takım kadınlar sokaktaydı Mursi'ye karşı. Yani olay sadece hani ihvan ve işte bizimkiler ve ötekiler şeklinde bir şey değildi orada. O konudaki nüanslara dikkat etmek gerekiyor sanırım. Ve daha yani en temel düzlemde bizim sorunumuz demokratikleşme açısından, eğer öyle bir sorun varsa veya adalet, adil devlet açısından siyasi adalet mi yoksa daha geniş anlamıyla adalet mi? Bundan sosyal adalet de tabii çok da dahil. O konuya eğilmek gerekiyor diye düşündüğüm son bir hususu söyleyeyim. Entelektüel olarak aslında onu söyleyeyim, tamam. Yani burada bitireyim. Sorulara daha sonra devam edeceğiz. Ben de birkaç söz söyleyeyim. Sevgili arkadaşımız zaten birçok şeyi anlattı. Proje bizim olmadığı için daha detaylı bilgileri arkadaşlarımız biraz önce sundular zaten. Ben biraz teknik açıdan yaklaşmak istiyorum. Yani katkı sağlamak bağlamında. Öncelikle böyle bir çalışma yöntemsel anlamda Türkiye'de ilk yapılan çalışmalardan bir tanesi. Daha önce söylediğimiz gibi Orta Doğu ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar çok sınırlı. Hele bir de birinci kaynak kullanılarak böyle bir çaba içinde girilmesi hem İKİ Derneği açısından çok güzel bir çaba, güzel bir girişim. Arkadaşlarımız açısından da oldukça güzel bir çalışma. Bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Bunun dışında tabii benim yöntemsel anlamda bazı kritiklerim olacak. Demin söylediğim gibi ilk çalışma olması hasebiyle Türkiye'de çok fazla bu anlamda kaynak literatür yok. Bu yüzden dolayı arkadaşlarımızın birkaç şeyi kaçırdığını görüyorum. Özellikle amaçlarla ilgili kısmında zaten biz bir tezi değerlendirirken veyahut da bir makaleyi yayınlanıp yayınlanamayacağı ile ilgili değerlendirmeleri yaparken öncelikle baktığımız şey o yani çalışmanın bir varsayımı, bir hipotezi var mı diye bakarız. Mesela bu çalışmada böyle bir hipotez göremiyorum ben. Bu çok büyük bir açık. Fakat sadece bir amaç vardır burada. O amaç da Nahda ile İhvan'ın herhangi bir yumuşama sürecine girip girilmeyeceğidir. Bu tarz bir çalışma deskriptif diyoruz. Yani tanımlamayıcı, betimleme tarzı bir çalışma diyoruz biz buna. Dolayısıyla burada bir varsayım göremiyorum ben. Yani herhangi bir iddiası yok bu çalışmanın. Dolayısıyla bu çalışmanın bir iddiası olması gerekir öncelikli olarak. İkinci, yöntemsel anlamda da yani bu varsayımının olmamasından dolayı mesela ben bu çalışmayı aldığımda hangi
bilim alanına girdiğini göremiyorum. Bu ulusal seçkiler bilim alanına mı girmiştir, siyaset bilimine mi girmiştir, sosyolojiye mi girmiştir? Yoksa multidisiplineriye, yani çok tam bir bilim alanına mı girmiştir? Şimdi böyle bir çalışmayı, yani ben herhangi bir alana hasredemediğim için mesela bunun belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki çoklu metot ya da çoklu yöntemsel şeyler kullanılabilir burada. Buna biz integrated model diyoruz. Bu modeli kullanarak sosyal bilimlerde yeni bir modelleme getirmesi gerekir ki bunun. Bu tarz modellemeler oldukça zor modellemelerdir. Birçok değişkeni bir araya getirmek alanındadır. O yüzden demin söylediğim gibi birincisi çalışmanın amacı var fakat varsayımı iddiası yok. İkincisi çalışmanın herhangi bir kuralı yok. İşte bunun ilave edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da yöntem. Dolayısıyla bu iki varsayım ve yöntem olmadığı, varsayım ve kural olmadığı için yöntemde de bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi bilimsel araştırmalarda bu tarz çalışmalar çok önemli. Birbirini tutarlı bir şekilde irdelemek. Dolayısıyla ben bu çalışmayı şu açıdan değerli buluyorum. Descriptive dediğimiz tanımlayıcı, betimleyici tarzda oldukça orijinal bir çalışmadır. Fakat bunun analitik bir yöne doğru kaydırılarak bilimsel bir makale haline getirilmesi gerekir. Dolayısıyla yöntemde de birkaç sıkıntı var. O da şudur. Çok sayılı miktarda kişilerle mülakat yapılmış. Dolayısıyla sanırım elit interview dediğimiz bir interview tarzı bu. Daha çok cemaat önderleriyle ilgili yapılmış bir çalışma. Dolayısıyla onların görüşleri ön plana çıkmıştır. Bu tarz çalışmalarda yani elit interview dediğimiz bu interviewlerde elitlerin temsil ettiği bir görüşü yansıtması açısından halkın ne bir görüş, nasıl düşündüğüyle ilgili bir test yapma imkanı ortaya çıkmıyor. O yüzden çok kısa bir sürede yapıldığını tahmin ediyorum bu mülakatların, bir veya iki haftalık sürelerle. Dolayısıyla böyle çalışmalarda aslında zamanı daha da yaymak gerekiyor. Veyahut da 3-4 ay orada toplumsal gözlem yapması gerekiyor. Toplumun devrimiyle ilgili bir düşüncelerini ya da ihvanın ya da nahtanın toplum üzerindeki etkisini, gerçekten bir etkisi var mı yok mu, bunun test edilmesi gerekiyor. İşte bu anlamda ileriki çalışmalarda bu şey yapılırsa, bu tarz yöntemler uygulanabilirse çok daha başarılı şeyler ortaya çıkabilir. Başka bir hususta kavramsallaştırma ile ilgili oldukça güzel konulara dokunulmuş, demokrasi olsun, bu gender konusu dediğimiz kadınlarla ilgili konu ile ilgili olsun, oldukça hassas konulara dokunulmuş. Tabii bu konularla ilgili de yine halka inilerek mülakatların yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü özellikle Arap dünyasında, Orta Doğu çalışmalarında biz Arap devletlerini iki kısma ayırıyoruz. Birinci kısımda devrimci devletler dediğimiz devletler, ikinci kısımda ise Rant devletleri dediğimiz, özellikle GCC dediğimiz ülkeler, bu altı ülke, körfez ülkeleri. Dolayısıyla Mısır, Tunus gibi, Suriye gibi devletlerin, Türkiye gibi devletlerin her zaman social capital dediğimiz, yani insan unsurunu kullandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ülkelerden her zaman gördüğünüz gibi devrimsel şeyler çıkıyor. İran gibi, Türkiye gibi. Her ne kadar İran, Rant devleti olsa da oradaki büyük bir nüfusun olması nedeniyle böyle bir durum söz konusu, Türkiye'deki de durumda söz konusu. Yani biz insani gücümüzle ya da fikirlerimizle bölgeyi etkiliyoruz ya da dünya siyasetini etkiliyoruz. İşte bunlardan iki devlet olan Mısır ve Tunus bu anlamda devrimci devletlerdendir. Çünkü oradaki rant dediğimiz, yani petrol, doğalgaz gelirleri çok sınırlıdır. Dolayısıyla ekonomisini tamamını teşkil etmez. Bu anlamda ihvan ve nahtanın bu sosyal hareketleri yönlendirmesi söz konusu. Başka bir hususta Tunus'taki gerçekliği yansıtması açısından özellikle devrim öncesi Tunus'taki sıkıntılar var biliyorsunuz. Bin Ali rejiminin çok otoriteryen bir rejim ve korrupsiyonun, yani faiz ve rüşvetin en büyük olduğu dönemlerde sekülerizmin en katı şeklinde uygulanması, tamamen halkı ciddi anlamda esaret altına alması söz konusu. Daha önceki arkadaşlarım, yaşayan arkadaşlarım vardı orada. Onların dediğine göre mesela bir bölgeden diğer bölgeye geçerken aynen vize alır gibi
rüşvet verildiğini ve toplumun tamamen baskı altına alındığı söz konusu. Böyle bir baskıcı bir toplum içinde devrimin olması İslamcı bir mantıkla bakmaktan ziyade sosyolojik bir hareket olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu anlamda Ennahda hareketinin ne derece halkın ihtiyaçlarını karşılamayacağı mesela çalışmada gözükmüyor. İşte bunun yöntemsel anlamdaki eksiklikten dolayı böyle bir şey var. Ve sonuç olarak dolayısıyla bahsettiğim bu eksikliklerden dolayı finding kısmında yani bulgular kısmında da dolayısıyla varsayım olmadığı için bu şeylere cevap bulunmuyor. Ama ne bulunuyor? Dediğiniz gibi dönüşümün sadece göreceli olarak değişebileceğini söylüyor. Bu normal bir şeydir ama burada yapılması gereken kavramsallaştırma ile ilgili özellikle demokrasi kavramı Arap toplumlarında bizim anladığımız ya da Batı'nın anladığı tarzda bir demokrasi mi? İslamcılık denildiğinde bizim anladığımız bir İslamcılık mı? Ümmetçilik denildiğinde bizim anladığımız ümmetçilik mi? Mesela kısmen temas etti bu konuya sevgili Tahir Bey. Benim kanaatimce, yıllardan beri Ortadoğu dersi okutuyorum ben. İslamcılık denildiğinde ya da ümmetçilik denildiğinde özellikle Arap Müslüman kardeşlerimizin Arap birliğini kastettiğini, İslam birliğini kastetmediğini biliyorum ben. Bu çok ciddi bir ayrıntıdır. Dolayısıyla bu tarz kavramsallaştırmaları o şeye göre ayırmak gerekiyor. O kavramlarda ne anlıyorlar? İslamcılık, ümmetçilik, demokrasi, milliyetçilik. Bu kavramlarda modifikasyon diyoruz biz buna. Yeni bir değişim, yeni bir anlamlandırma, yeni bir tanımlama getirmesi gerekiyor çalışmanın. Bu takdirde bunu biz bulgular kısmında, yani finding kısmında ne yapıyoruz? Bilim alanına katkı yaptığımızı iddia ediyoruz. Tabii bunlar yöntemsel bir bakış açısı. İçerikleriyle ilgili, benim söylediğim gibi çalışma tamamen betimleme tarzında, deskriptif bir çalışmadır. Ve bunun analitik bir çalışma haline getirilmesi gerekiyor. İşte bu ilk adımlardan birisi olarak görüyorum ben. Biz buna case study diyoruz. Case study, bölgesel çalışmalar yapılmıyor Türkiye'de. Hatta kendi ülkemizdeki İslami cemaatlerle ilgili bile böyle bir çalışma yapılmış değil örneğin. Ve kendi ülkemizle ilgili de böyle çalışmalar objektif, tarafsız çalışmaların bilimsel yöntemler kullanılarak yapılması gerektiğini inanıyorum. Teşekkür ederim. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden soru cevaplara geçelim. Soru soracak arkadaşlar el kaldırırlarsa, söz alırlarsa mikrofonu uzatmayacağız kendilerine. Yüksek bir sesle soruları ulaştırırlarsa gerek müzakerecilere gerek sunum yapan araştırmalara konuşulan saygıdeğer araştırmacılarımıza başlayabiliriz. Buyurun efendim. Kendinize takdim ederseniz. Tabii. Benim adım Rafet Parlı. Gazeteciyim. Aydın'ın kurumsal kanaldan geldim buraya. İtirafta bulunayım. Ben bir haber yapmaya gelmedim. Sadece gerçekten bu konuya çok bilgi tutuyorum. Çok bilmiyoruz. Bilmemizin iyi bilmiyor olma eşitliğinde. Çok az bilmemizin sorumluları da sizlersiniz. Niye sizlersiniz? Çünkü biz soldayız. Arap Ortadoğu'yla özellikle İslamcılarla bir ilişkimiz var. Birincisi Arapçayı bilmiyoruz. Dolayısıyla yıllardır sizler orayla ilişkili olmanıza rağmen buradaki genç arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Bize olan görevlerinizi yerine getirmediniz. Bu bir dost eleştiri olarak kayda girerse sevinirim. İhvan çok büyük bir hareket. Geçmişi var işte 28'den beri var. Özellikle 60'tan sonra Türkiye'yi etkilediğini biliyorum ben. Seyir tutup üzerinden. Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi'nin İhvan Meşrep olduğuna dair çok genel bir bilgi var. Eyvallah. Ama son dönemde olan nedir ben anlamakta zorlanıyorum. Genç arkadaşlarımız da mesela 3 tane iktidar devir teslimi oldu. Çok akıllı bir şekilde Libya'yı hariç tutmuşlar. Libya sorun belli, Mayıs'ta ideolojik olarak izah edemiyorsunuz kendinize. Şeyde de Mısır ve Tunus'ta da oldukça seçmeci davranmışlar ama bu seçmeci davranmışlar eleştirimi ya da tespitimi raporun sadece 4 sayfalık kısmını okudu. Burada gördüm ve buradaki sunuşlardan da işte belli tespit kırıntıları edindim. Bununla sınırda söylüyorum. İçinde mutlaka beni yanıltan ileri tespitler de vardır. Şimdi bilgi edinmek için söylüyorum. Ha bu arada bir cep yapayım izninizle.
Bu mülakatları mutlaka talep ediyoruz. Lütfen yayınlayınız. Evet, sizin hakkınızdır, tam malzemedir. Ama onlardan biz de şeyler çıkaralım, sonuçlar çıkaralım. Çünkü ben o ham malzemeye çok önem veriyorum, ben gazeteciyiz. Yani ham madde çarşıdan geldi. Herkes kendine göre yemek yapacak. Ben de kendi yemeğimi yapmak istiyorum. Lütfederlerse, internet sitenize koyarsanız hep biz faydalanacağız. Ha. Şimdi özellikle İHVAN bağlamında gelenekçi, yenilikçi, gençler, yaşlılar diyemeyeceğim, kendim de yaşlıyım. Muhafazakarlar diyelim hadi. Ayrımı yapmışsın. Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Kuşak çatışmasından bir, İsrail ve Amerika'ya tavır nereye oturuyor? Yani kendi içinde ilk bakışta akla gelen mantıki bir dağılım, görev paylaşımı ya da rol paylaşımı var aralarında. Ona nasıl bakıyorlar? Kadın meselesine nasıl bakıyorlar? Selefilerle ilişkiye nasıl bakıyorlar? İran'a ve Suudi Arabistan'a nasıl bakıyorlar? Bu kuşak çatışmasında. Parti ve cemaat ilişkisine nasıl bakıyorlar? Parti ve hükümet, Cumhurbaşkanı ilişkisine nasıl bakıyorlar? Ve daha bunu çoğaltabiliriz. Kategorik olarak çok merak ediyorum ben. Yani niye? Bana deniz feneri gibi şey yaptı. Bunlar demek ki böyle tutar bağlanıklar var. O noktada bir açıklama bekliyorum. İlgili arkadaşlar. Bir, ikincisi müzakerecilerden mi? Bilen herkesten ama özellikle tabi raporu hazırlayan genç arkadaşlarından. Tahir Bey galiba bunu hazırladı. Süleyman Bey siz de. Yani kalpiz öyle bir şey var şimdi. Yok kalp. Peki. Hanginiz cevap verirseniz cevap verin makbul olur. İkincisi Tunus Hareketi hakkında şöyle bir benim çok kaba bir ön tespitim var. Sanki bütün Orta Doğu'da İhvan Meşref hareketler içinde, tırnak içinde ılımlılık ya da modern İslam ya da batıcı İslam bizim Kenan'ın eleştirdiği gibi ilk teorik temsilcisi Zannuşi gibi geliyor bana nedense. Yani Türkiye'deki gelenekçi, yenilikçi ayrımından da önce bir takım adımlar attığı hakkında bilgim var ama çok sınırlı. Lütfen hariçten gazete okuyorum, yanlış şeyler söyleyebilirim. Mesela o noktada bizi aydınlatır. Yani orası burayı etkiledi, hatta belli oranda belirledi dersek ya da yol gösterici olup dersek çok ileri tespit yaparız. Onu merak ediyorum. Birincisi, beyefendinin uyarısı üzerine Tahir Bey şeyi söyledi. Türkiye ile ilişkiler konusunu biraz kasıtlı olarak es geçtirdi. Tam da orayı merak ediyorum. Biz oraya hep böyle liderlik yaptığımız iddiasındayız. Biz derken sizin adınıza söylüyorum. yani şöyle, ben doğrusuna inanmıyorum. Ben de yavaş yavaş bazı Arap dostlarla konuşmaya başladım. Bu arada bir yıldır falan. Çünkü hepimiz uyardı, alametli gelişmeler. Pek öyle algılanmıyoruz. Hatta biraz da böyle hafif el altından, kabuk altından sevmezlik var. Bu şeye de dair, bizim İslamcı hareketlere de dair beğenmeme var biraz. Ama tabii ilginç kurular Türkiye'deki bu karışık, yani yarı laik, yarı İslamcı, böyle bu tedbici sürekli ilgili izliyorlar oranın aydınları, benim görevimizin böyle. Laik aydınları da geliyor. Temasta bulunmaya başladığımız İslamcı aydınları ama pek lider gibi görmüyorlar burayı. Hatta lider olarak kendilerini görüyorlar doğru. Çünkü en azından 28 sayarsak 80 küsur yıllık bir geçmişleri var. Müktesebatları var insanlar. Hakları bir esin etmek lazım. Her neyse. Bu konuyu biraz açmanız gerekiyor gibi geliyor bana. Yani Türkiye ile ilgili rezervler nedir? Önümüzdeki süreçte Türkiye tecrübesi mi orayı belirleyici esin kaynağı olarak işlem görecek yoksa onların tecrübeleri mi burayı etkileyecek? Belirleyici olan hangisi olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Noktamı bakmak zorundayım biraz. İsterseniz bir soru edelim, sorularınızı öyle devam edelim. Hani, biliyorum. Bir de hiç geçirmedi Halil İbrahim Bey'in resmi. Benim naçizane bir tespitim var. Çok enteresandır. Orta Doğu'daki Hristiyan azınlıklar, gayrimüslim azınlıklar ilk defa Batı ile mutabık değiller arkadaşlar. Siyasal olarak. Kıptiler de mutabık değil, Suudiler de mutabık değil. Batı bana göre bir şeye uzlaşmış durumda, bir ihvanla bir modelde 3 aşağı 5 yukarı uzlaşmışlar. Bir ya da iki merhale ortak gidecekler gibi geliyor bana. Gördüğüm kadarıyla. Hristiyan azınlıklar mutabık değil. Bu size enteresan gelmiyor mu? Bunların sadece bir İslami rejime itirazları mı yoksa Batı'dan gelen bu modelde çok çözümde çürük şeyler mi görüyorlar?
Onu merak ediyorum. Daha çok soru var ama neyse. Başkalarının haklarına fazla müdahale etmeyin. Teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma yaptığınız için elinize sağlık gerçekten. Öğreneceğiz. Çok teşekkürler. Hocam nasıl yapalım? Soruları alalım, öyle bir cevap verelim, teker teker bir cevap verelim. Şimdi burada biraz fazla soru geldiği için önce bunları cevaplarım. Tamam. Sonra sorularım. Hocam buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Birinci sorumuzdan başlarsak, hepsini yani hatırlayabildiklerim ben cevaplayacağım, hatırlayabildiklerim Tahir tamamlar. Öncelikle Libya meselesini niçin basit olarak tuttunuz? Biz raporun da başında söylediğimiz gibi bölgelerinde temsil güçleri yüksek olan ülkeleri seçtik. Bununla birlikte en nihayetinde siz bir araştırma yaptığınız zaman bazı şeylerle sınırlamak zorundasınız. Biz de bunu iki ülkeyle biraz da imkan meselesi. Çünkü biz oralara baştan planlarken buralardan yani çalışmanın diğer çalışmalardan farklı olmasını istediğimiz kısmı tam da burası. Yani gidip oralarda hareketten insanlarla görüşmek. Yani şu an karşımızda net bir şekilde Nahta'dan, Müslüman kardeşlerden temsilciler var. Libya'ya gittiğimiz zaman kiminle konuşacağız? Devrim yaptılar. Kim yaptı yani? Kim karşımızda mahtabınız kim? Mesela. Yani bu size cevap verme açısından söylemiyorum. Ben sadece kastımızı söylüyorum. Çünkü başından beri bu projenin işte sunulmasından, koordinatörüne kadar bütün hepsini ben üstlendiğim için arka planı diğer arkadaşlara oranla daha fazla bak. Bir diğeri katkınız, yani röportajınız yayınlansın meselesi. Bunu konuşuruz. Burada yetkili kişiler bulunuyor mu? Bizim için tabii ki mümkündür. Gelenekçi ve yeni nesil arasındaki çatışma ile ilgili çatışma alanlarını anladığım kadarıyla sormaya çalıştınız. Öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nesiller arasındaki çatışma 90'dan sonra özellikle ağırlıklı olarak Müslüman kardeşler arasında meydana gelmiştir. Hatta bunun işte zaman zaman parti içinden ayrılmalar, Halil İbrahim Hocam belirttiği kısmi ayrılmalar neden olmuştur bu çatışma. Çatışma alanları genelde parti hareketi. Şu an bugünden geriye doğru gidersek. Partinin hareketin uhdesinde, boyunduruluğunda olup olmayacağı meselesi gerçekten biz değerlendirmecilerden bir tanesi hatırlayamadım kusura bakmasına. Toplumun belli kesimiyle görüştüklerine dair bir itirazda bulundu. Şu itirazı kabul ederim, sınırlı sayıda görüşmeciyle belki yaptık ama görüştüğümüz kişiler Müslüman kardeşlerden, hareketten, partiden, sivil toplumdan, akademisyen ve aktivist insanlarla görüştük. Parti ve hareket arasındaki süreç, yani parti mürşidin, yani hareketin liderinin, partinin liderini etkileyip etkilememediği, parti kritik kararlar, stratejik kararlar verdiği zaman mürşidin onaya sunup sunmayacağı meselesi çok bariz bir tartışma. Bizim gözlemlediğimiz en önemli noktalardan biri bu. Bir diğeri... Mesela gelenekçiler mi diyor? Genç kuşak mı diyor bu kadar? Gelenekçiler, şunu söyleyeyim. Gelenekçilerde kesinlikle parti ve hareket ayrımı diye bir şey yok. Yani parti bir bakıma hareketin bir alt birimi olarak. Her şey müşteri. Kesinlikle böyle. Yani kes böyle bir tartışmayı mevzu bahis bile edilmiyor. Genç nesil bunun biraz daha farklı olması gerektiğine dair tahmin edebileceğiniz gibi karakteri var. Özellikle demokrasi ve şura meselesi biraz önce değerlendirmecilerin söylediklerinden de yani bazı meseleler çok iyi ifade edilememiş. Doğrudur. Çünkü demokrasi, şura meselelerinde maalesef literatürün dışında çok fazla bir veri elde edemedik. Dolayısıyla sadece tek başına literatürü tekrar etmek bizim çok işimize gelmedi. Bu zaten sıkça yapılan bir şey. Biz mümkün mertebe farklı gördüğümüz noktaları ele almaya çalışıyoruz. Bunun dışında yani nesiller arasında, yani çok uzun tuttuğum farkındayım, kısa keseceğim. Nesiller arasındaki tartışmanın önemli noktalarından biri, batılı kavram ve görüşlerle olan mesafeleri. Yeni nesil
her ne kadar rezervli olsa bile bu kavramlarla barışıp bu kavramları anlamaya daha fazla diğerlerine, yani eski nesil derken çok bir görüşten bahsediyorum. Yoksa zamansal bir şeyden bahsediyorum. Geleneği temsil edenlerden bahsediyorum. Daha açıklar. Birçok nokta var tabii ki takdir edersiniz ki zaman kısıtlı diye çok ifade edeceğim. Tamam, devam edeyim. Diğer sorulara da kısaca elden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Van Nuşi'nin işte biraz batılı kavramlarla yakın olarak ilk kişilerden biri olup olmadığını ve Türkiye'ye oradan mı acaba etki etkilenmediğini sordunuz. Van Nuşi bu konuda öncülerden biri ama ilk olduğunu söyleyemeyiz. Yani 19. yüzyılın sonundaki ortaya çıkan İslamcılara baktığımızda bile batılı kavramlarla çok yakın ilişki kuran İslamcılar olduğunu görüyoruz. Ki zaten Van Nuşi de bunlardan etkilenmiştir. Yine 20. yüzyıla gelirsek mesela Malik bin Nevi örneği var. Öncelikle bizzat Fransa içerisinde, sonra da Cezayir'e gittikten sonra da aynı şekilde bir fikir üretimde bulunup aslında yani Batı medeniyeti yani batılı kavramlara çok iç içe bir fikri altyapı ortaya koymuştur. Yani Gannouchi bu isimlerden etkilenmiştir. Sonrasında evet Türkiye'de etkileri olmuştur ama Gannouchi'nin de mesela 80'lerde özellikle çok Türkiye'ye çok fazla geldiğini söylemeyiz. 90'larda biraz daha fazla çevirilerle beraber gelmeye başlıyor. Ancak yine İhvan örneğiyle karşılaştırırsak o kadar da etkin değil. Türkiye'nin rolünü sordunuz. Evet yani bu Türkiye'nin Nahda ve İhvan bağlamındaki rolünü ele almaya kalksak bu bambaşka bir çalışma olurdu. Biraz da o yüzden bilinçli olarak dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Türkiye'yi lider olarak görüyorlar mı? Görmediklerini söyleyebilirim. Yani o Türkiye rol model değildir vurgusunu biraz da o yüzden yaptım. Bir kere lider olarak görüyorlar mı sorusunun cevabını almak için Mısır'ı ve Arap dünyasındaki Mısır algısını iyi irdelemek gerekiyor. Yani bundan 3-5 sene önce bir Ürdünlü arkadaşla konuşurken bir yerde bir hareketlilik olsa nereden gelir diye sorduğumda hiç tereddüt etmeden Mısır demiş. Yani hani devrimin nereden başlayacağı anlamında değil, yani Arap dünyasını kim kurtarır diye sorduğumda direkt Mısır demişti. Mısır'ın tarihsel altyapısı ve yani yakın tarihteki liderliğinde göz önünde bulundurursak Mısır Arap dünyası içerisinde önemli farklı bir yere sahip. Dolayısıyla böyle yapıda, bu yapıdaki bir Mısır'ın Türkiye'yi lider olarak görmesi pek mümkün değil. Ancak dediğim gibi ortak hareketle belki tecrübe aktarımı, karşılıklı tecrübe aktarımı olur. Tek tarafın diğer tarafı tamamen etkilemesi pek mümkün görünmüyor. Gayrimüslim azınlıklar gerçekten önemli bir konu. Bunu da evet biraz bu çalışmanın kapsamında çok fazla üzerine değinmedik, kabul ediyorum. Açıkçası Batı'yla farklılaşmaları gerçekten üzerinde durulması gereken ilginç bir nokta. Ancak bu Türkiye siyasetinde de görüyoruz. Aynı şey Mısır siyasetinde de oluyor, başka yerlerde de oluyor. Bazen bazı şeyler sadece ilkesel duruşlardan dolayı gerçekleşmiyor, pragmatik siyasi ihtiyaçlardan dolayı gerçekleşiyor. Bu mübarek dönemiyle ilgili seküler ve İslami hareketlerle ilgili özellikle Amerika'da ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani Ali İbrahim Hocam daha iyidir. Michel Brouwers'ın böyle bir çalışması var. Nathan J. Brown'ın var. Marina Otaway'ın var. Yani niye seküler olan hareketler mübarek rejimine karşı olmasına rağmen İslami hareketlerle bir arada hareket etmiyorlar şeklinde. Bu konudaki en önemli açıklama şu noktada şekilleniyor. Eğer seküler hareketler bir şekilde mübareğin düşeceğini düşünürlerse bu sefer İslami hareketlerden de benzer bir baskı göreceklerini düşünüp mübareğe yaklaşıyorlar şeklinde bir tez vardı. Tabii bu tüm seküler hareketler için geçerli değil ama özellikle Kıptiler için ortaya atılmış bir tezdi. Bu yani ilkesel duruştan daha çok pragmatik bir şey. Onun da tabii kendilerince haklı sebepleri var. Şu anda da buna benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Orhan Tutar. Yaklaşık 25 senedir belki İslam Cumhuriyeti içindeyim. Bizim araştırmalarımız ya da yazma şeylerimiz olmuştur. Şöyle başlayayım. Genelde sizin konuşmalarınız ya da güzel kerecelerin değerlendirmelerini ben çok basit gördüm. Şu aslında çünkü hangi gözle, hangi şeyle bakıp
bakıldığı önemli. Daha doğrusu Türkiye'de, Türkiye'nin Müslüman aydınları, yani bir zamanın Müslüman devlet değerlerinin de bu basit bir değerlendirmesini görüyoruz. Olay şu, Orta Doğu'daki gelişmeler bir devrim falan değil. Bunlar sömürmeye alışık olan batılı devletleri, bu ülkelerde, İslam ülkelerinde gömlek değiştirmesi başka bir şey değil. Devrimlerin devrim böyle olmaz. Devrim, ülkeleriyle, değerleriyle, temel iddiasıyla bir rejimin karşısında başka bir, bambaşka bir ülkeyle, değerle, hedefle gelir. Bunun bir süreci olur. Tabana yayılan bir süreci olur. Böyle bir donanımla gelir, rejimi değiştirir. Bunun bedelini öder ve bu devrim olur. Bu devrim değil. Bunlar gömlek değiştirme işi. Neden gömlek değiştirme işi oldu? Batı alışmıştı. Özellikle o meşhur İngiliz Havan Kanarası'nda konuşan bir aktifte budur, nedir? Biz bu Kur'an'ı İslam dünyasının elinden almadıkça tam manasıyla sömüremeyiz. Olayından sonra aldılar çeşitli vesilelerle, kültürel vesaire programlarla, çalışmalarıyla. Yarım yamalak da olsa, saltanatçı bir yapıyla da olsa İslam dünyasının hakkını savunan, Batı'ya karşı ayakta tutan Osmanlı yerine bildirildi. Bunun yerine Türkiye laik batıcı bir devlet, diğerleri de genelde saltanatçı, kralcı, kabile sistemleri kuruldu. Bu arada Amerika batı değerlerini rahatsız eden, sorgulayan İslam'ın gelişmeler oldu. İşte İslam bahsediyor. Onun evet. Vaktimiz var olduğunca hani artı bir tebliğ değil de bir soruya hızlıca geçersek çok... Soru şu, bu bir devrim midir? Eğer İslami gözle bakılırsa ki sadece ılımlı bir geçişten başka bir şey değildir. Ilımlı geçişlere nasıl devrim denilir? Devrim denilirse bu gerçek devrimlerin müsaklığı yemek değil midir? Arkadaşlar görüş istiyorum. Teşekkürler. Sorun var mı salonlar acaba? Buyurun. Çok kısa olursa raporun yönüyle alakalı bu bir durum tespit raporu mu, bir sonuç raporu mu, yoksa ikisinin karması mı, doğrusu şey yapamadım. Böyle tam mutmain olamadım. Acaba hangi bazda hazırladınız bunu? Yani ikisinin karması mı, yoksa bir tespit mi, yoksa bir sonuç raporu mu? Çünkü raporunda sadece araştırma raporu değil, geçmemek gerekiyor. Hangi kısmını teknik olarak kapsıyor? Karma mı? Karma. Tabii siz bir şey diyeceksiniz. Sevgili Hasan Bey herhalde sorusuna cevap olarak. Şimdi bu tarz toplantılar belli bir amacı vardır. Dolayısıyla biz belli bir tekst üzerinden analiz yapıyoruz zaten. Yoksa bir devrimin ya da bir şeyi tanımlama gayesinde değiliz. Bu normal bir öğrenci arkadaşlarımızın, araştırmacılarımızın kendi ibaretleriyle yapmış oldukları bir çalışmadır, bilimsel bir çalışmadır. Dolayısıyla biz bu anlamda yöntemsel eleştiriler getiriyoruz. Yoksa bir devrimin parametrelerini, oluşum süreçlerini anlatma diye bir görevimiz söz konusu değil. Ama ben devrimi sevgili Hasan Bey'in anladığı tarzı anlamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse devrim bir sistem değişikliği yaparak sonlandırılamaz. Mesela ben İran devrimini şu anda başarısız buluyorum. Niye? Çünkü eğer Hasan Bey'in dediği gibi o İran devrimi devrimse, Orhan Bey'in söylediği gibi İran bir devrimse şu anda İran devrimi bitmiştir. Çünkü devrim bana göre sürekliliği olan, sürekli kendisini yenileyen sistemdir. İşte bu anlamda biz hani geleneksel yaklaşımlar yani konservatizm dediğimiz şey nedir? Aslında bizim hani İslamcı bakacak isek nedir konservatizm? Yani sabit değerleri sürekli bir şekilde kontrol altında tutan, yeniliğe açık olmayan demektir. Halbuki devrim, gerçek devrim yeniliğe açık olan şeylerdir. O yüzden Ghanouchi'nin yaklaşımı kendisini özellikle Sudan'daki Hasan Turabi'nin özellikle mesela İran-İslam devrimi olduğu zaman İran-İslam Cumhuriyeti adı verildiği zaman söylediği çok güzel bir cümle var. Kendisi İslam olan bir ülkenin neden kendisini İslam devleti olarak tanımlama ihtiyacını hissetmiştir demiştir. Bu Sünnilikle Şiilik arasındaki en önemli yaklaşımlardan bir tanesi aslında. Burada şu var, eğer bir ülke zaten Müslümansa
O, yani halk kendisi, kendi sistemini ortaya koyacaktır. Bunun adına İslam veyahut da demokrasi veyahut da başka bir şey demenin gereği yoktur. Yani eğer sistemi siz tepeden yine getirirseniz ve onu dayatırsanız, o zaten demokratik ya da İslamcı bir yaklaşım tarzı değildir. Böyle bir durum söz konusu. O anlamda ben arkadaşlarımızın incelemiş olduğu bu iki ülke, yani devrimci ülkeler diyoruz biz onları. Devrimcilikten kastımız var. Böyle bütün sistemi değiştiren komünist devrimi gibi, işte İran-İslam devrimi gibi şeyi kastetmiyoruz biz burada. Değişimi, transition'ı daha barışçıl bir şekilde halka indirerek ve halkın kendisini yani değiştirerek daha demokratik, sivil bir topluma doğru geçiş süreci olarak değerlendiriyoruz. Bugün Batı toplumlarına bakıldığında böyle bir sürecin işlediğini görüyoruz. Her ne kadar Batı bizim için model olmasa da oradaki yaşam tarzlarıyla bizim ülkelerimizde, İslam ülkelerindeki yaşam tarzları aynı değildir. Bu anlamda toplumun patronun yıl dediğimiz, yani bunun asıl kaynağının aslında özellikle kadın konusunda sevgili arkadaşlarımızın yapmış olduğu mülakatlarda, kadınlarla ilgili mülakatlarla ilgili çok sıkıntı çektiklerini söylemişlerdi. Kendileri de bizzat bunu söylemişler. Dolayısıyla bu konularda halen çok şeyler, patronun yıl durumdalar. Dolayısıyla açık değiller. Bu bir süreç meselesi. Bu süreç tamamlandığında gerçekten o zaman bu devrimden bahsedebiliriz. Son itibariyle bizim böyle bir misyonumuz yok o anlamda. Yani bizim buradaki misyonumuz sevgili arkadaşlarımıza ne kadar katkı sağlayabiliriz bu bilim yaptığı çalışmalara. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Soru varsa alacağım. Yoksa saat 8 oldu. Hocam buyurun. 7 oldu. Son bir soru. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çalışmanın da hayırlı olacağına şüphemiz yok. Emek ve niyetten dolayı. Bir şey dikkat çekmek istiyorum ben. Özellikle Tunus, Mısır, Libya, Yemen birçok yerde yaşananlarla alakalı. Bu kadar zulüm altında olup da bu kadar kısa sürede bir topluluk ya da bu topluluklar bu süreçleri nasıl başardılar? Bu kadar zulüm olduğu ortamlarda iletişim çok zordur. İşte ne kadar bir muhalefet tecrübesi, siyasi parti, cemaat tecrübesi olsa da her iki hareketle de insanların anlamaya çalıştığı ve bir türlü anlayamadığı çok da fazla İslam dünyasına ve gayrimüslim dünyaya anlatılamayan da bir şey bu. Nasıl oldu da bu kadar zulüm altında bu örgütlülük devam etti? Yerin altındaydılar birdenbire. Bir devrim kıvılcımı çıktığı vakit hepsi birden yerin üstüne çıktılar. Peki bu örgütlülüğü bu kadar işte istihbaratın çok yoğun olduğu ortamda nasıl gerçekleştirdiler? İnsanlar bunu çok soruyorlar. Ve bunun karşısında da şöyle bir kolay cevap herkese rahat geliyor. Evet, bu yerlerden destek almadan bu işler bu kadar kolay olmaz. Rapor okumadığım için haksızlık etmek istemem. Sadece şuna dikkat çekmek için özellikle söz almak istedim. Hareketlerin toplumu arasındaki ilişkiler ve bu sürecin cemaat, parti cemaat içerisindeki STK yapılaşması, birçok yapıları var. İşte ne kadar baskı olsa da küçük çaplı medyaları var vesaire. Kurum kendi içinde kurumları var. Bunların bu hareketi veya bu devrim gerçekleştirme süreciyle alakalı. Bu arada bir şey geçiyor mu bilmiyorum. Geçmiyorsa belki bu daha sonra sizin tecrübenizden bir makaleye ve benzeri bir şeye dönüştürülebilir mi? Bence bu devrimlerin en ciddi sorusu bu. Nasıl böyle örgütlü bir şekilde ortaya çıktı bu toplumlar? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi zaten evet devrim olduğu belki, olup olmadığı belki tartışılabilir ama eğer devrimse devrimler zaten bir anda gerçekleşen radikal değişimlerdir. Dolayısıyla bu kadar çabuk bir şekilde gerçekleşmesini anlayabiliriz. Ama hiçbir devrim arka planında hiçbir şey olmadan gerçekleşmez. Sizin de belirttiğiniz gibi yıllardır bir zulüm ortamı vardı ve bunun sonucu olarak bir birikim oldu. Bunun sonucunda gerçekleşti bu. Peki bu zulüm ortamında nasıl varlıklarını sürdürdüler dediniz. Esasında iki rejime de baktığımızda bu hareketlerin varlığı siyasi olarak değil, toplumsal olarak varlığı rejimlerin stratejik olarak görece işlerine geliyor diyebiliriz. Yani bir kere zaten şunu kabul etmek lazım. Bunlar öncelikle toplumsal hareketler. Siyasi faaliyetler de yapan toplumsal hareketler. Biz bu çalışma biraz daha siyasi yönleri üzerinden olsa da bu hareketlerin toplum içerisinde
işte insanları bir araya getirme, insanlar arasında yardımlaşma sağlama, dertlerini paylaşma, belli fikir ortamları oluşturma gibi konularda çok fazla faaliyet olduğunu zaten biliyoruz. Mesela Mısır örneğine baktığımızda açıkçası Mısır'da çok ciddi bir gelir eşitsizliği var. Halil Bey Hoca'nın belirttiği gibi ciddi bir sosyal adaletsizlik durumu var. Bu durum içerisinde siyasi alanda olmayan ancak toplumsal alanda faaliyet gösteren ve kendi çabasıyla bir şekilde o sosyal adaletsizliği götürmeye ortadan kaldırmaya çalışan, ki tamamen kaldırabildiği de söylenemez, bir örgütün olması açıkçası rejim içinde olumlu, yani kabul edilebilir bir durumdu. Bir kere bu örgütü tamamen ortadan kaldırdığında belki farklı reaksiyonlar ortaya çıkacaktı. Ancak bu örgütün varlığını sürdürmesi bir anlamda rejimin de devamlılığını sağlaması için önemliydi. Bu şekilde bir anlamda yer altından, yani aslında Müslüman kardeşler çok yer altında değildi, bir toplumsal örgüt olarak, resmi olarak vardı. Nahda örneğinde biraz yer altından gerçekleşmiş durumda veya yurt dışında gerçekleşmiş durumda bu işler. Bir şekilde varlıklarını sürdürdüler ve bir kıvılcım bekliyorlardı. O kıvılcım gerçekleştiği anda da su yüzüne çıktılar diyebiliriz. Benim başka çok küçük iki şeyi tavsiye etmem gerekecek. Birincisi Halil İbrahim Hoca'nın hatırlatmasıyla ilk müzakeresini yaparken söyledi. Enver Sedat'ın Müslüman kardeşler tarafından öldürüldüğü şeyi. Yani orada ben tekrar baktım. Yani muhtemelen orada bir yanlış anlaşılma var. Yani olabilirse ancak oradan olur ki tekrar baktığımda böyle bir şey de çıkmadı. Müslüman kardeşlerin de desteklediği Arap-İsrail savaşları yıl dönümünde. Müslüman kardeşlerin de desteklediği Arap-İsrail savaşı yıl dönümünde Enver Sedat öldürüldü. Öyle diyor. Evet. O cümle öteki türlü anlaşılır biliyor. Evet. Belki tasfiye dizgi hatası olmuş olabilir. Onu belirtmek isterim. İkincisi yani gerçekten katılımcılar, müzakereciler çok önemli, çok güzel noktalara temas ettiler. Keşke vakit olsa bunların hepsini burada tek tek inceleyebilse. Şunu da söyleyeyim, gerçekten bizim göremediğimiz çok önemli noktaları bize hatırlatmış oldular. Ama şunu da söylemem gerekir. Özellikle Süleyman Hocam'ın söylediği çalışmanın daha çok tasviri, deskriptif dediği bir çalışma niteliğinde doğrudur. Ağırlıklı olarak böyleydi. Zaten bunu murat etmiştik biz. Sonuçları itibariyle böyle olmasa bile aslında en temelde bizim amacımız anlamaya yönelik. Yani var olan durumu anlamaya yönelik. Analitik çalışmalar yapmak, hipotez koymanın ben daha sonraki aşamalar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu vesileyle bundan sonraki çalışmalarımızda daha biraz daha alanı, araziyi, literatürü tanıyan birileri olarak daha analiz çalışmalarının olduğu ve hipotezlerin olduğu bir çalışma için bir vesile olur diye. Teşekkür ediyorum katkılarınızı anlamaya. Şimdi bu saatten kadar sizlerin de sabırla bu toplantıyı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.